Of. Abi. Ölmüş mü? Ölmüş mü? Dur bak. Oğlum. Oğlum. Kalk bakayım. Kendin gel gel. İyi misin? Kalk. Ya Allah Allah. Koptu geldi lan. Koptu geldi. İsmail Ertel. İsmail Ertel. Çok feci şekilde dayak yedim. Çok felak yedim ya. Tövbe tövbe. Ne yapsın iyi, ne yapsın iyi mi? Hadi oğlum kalkın, tutun çocuğu da masaya oturtalım. Tut. Dur. Açıyorum ben. Dur. Oğlum. Tamam, sakin ol. Tövbe yarabbim ya. Şşş. Lan beni bak. İsmail'ler olduğuna emin mi? Başka birileri olmasın sakın. Ya yok, kurt sürüsü gibi saldırdılar. İsmail'lerdi ya. Ya yanlış gördüysen lan. Bak onlardan biri bu nerede lan? Ha burada işte. Hadi bir tanesi burada. Diğerleri nerede? Ha? Hadi bu yanlış gördü. Bay Erol da mı yanlış gördü? Allah Allah, tövbe ya. Evet ya, ben de mi yanlış gördüm? Hadi bir tanesi yanlış belki. Ama onlar İsmail'lerdi yani. Eminim İsmail'lerden. Ay lütfen, Müzgün Bey, yavaş tamam, lütfen. Tamam, çekme. Ya Düzgün ne diyorsun ya? Bırak, ben sonra düzeltirim onu bir şey varsa. Lan durugu. Oturugu bir yerine ya. Allah Allah, yapık oyun işte ben. Tövbe yarabbim ya. Yavaş. Her için karışıyor. Ya felaket şekilde saldırdılar. Beni perişan ettiler, mahvettiler beni yani. Acımasızlar ya. Sizin üstelerim şimdi. Hadi bakalım, bu taktikleri biliyorsunuz mu bakalım? Macir! Sopa çek! Benim üstüne güç adına! Güç bende artık! Hop daha gel! Serseriler ya! Durun bakalım kızla. Hindi, koptu gel oğlum. Gömleğini biraz açıver de yaralığına bunlardan sürüverem. Ay o ne be? Bu benim otlağdan kendi yaptığım merhem, yaralığına iyi geliverecek. Ya yakar makar lütfen, rica ederim. İstemem ben yakarsa falan. Ay olur mu Allah aşkına ya? Modern tıpın bu kadar ilerlediği günümüzde hala koca karı ilaçları mı tedavi edeceksiniz? Sensin koca karı canım. Çok rica ediyorum, lütfen usulunuzu bozmayın. Ben size ilacı söyledim. Kimin dediği sen dedin. Ya başla lan gene şuna ya. Hakikaten ya, ağız dalaşına falan hiç gerek yok. Lütfen yani. İsmail'le bulunsun, bir güzel yargılanıversin bir zahmet. Yok yere adam dövmüşler yani neticede, öyle değil mi? Düzgün doğru söylüyorum. Yok yere adam dövenin cezası bendir. Ya sene ne? Sene ne? Sene ne? Ne yargılaması, ne mahkemesi ya? Belki çocukların haklı sebepleri vardır. Enişte sen kimin tarafındasın Allah aşkına? Oğlunu dövmüşler diyorlar, sen neler yapıyorsun? Bana bak, konuşturma beni. Başlayacaksın şimdi sene ha? Ya bir sene de laf söyle, nasibini alıyor yani ha. Baldırını açtık durun. Ya yeter ya. Vallahi dar aldım şurada ya. Ben şu koyamını müsümü getirmişim. Mutluluğumu yaşayamadım arkadaş. Ha
İşte kendin de ya. Al götür minibüsünü. Buradan dertlerimiz bitirsin. Niye ya? Ya Emine abla, ben sana bir şey soracağım. Senin bu dolmuşa karşı bir alerjin mi var? Bir alerjim yok. Bizim köyün kuralı bu. Değil mi kızlar? Biz köyümüzde minibüs istemiyoruz. İstemiyoruz. Daha. Daha orada durun şimdi ya. Ben vallahi minibüsüme laf ettirmem. O benim göz bebeğim ya. Ben senin şeyine, eşeğine laf ediyor mu? Bir de laf söyleyeydin eşeğime. O muhtarlığın zimmetli malı. Hem benim eşeğim senin minibüs gibi direksiyonu mu var? Her şeye gülün yani, her şeye. Allah Allah, senin eşeğine direksiyonu yoksa senin eşeğinin de dizgini var yani. Benim eşeğim egzozundan gaz mı atıyor atmosfere? Nara bak ya. Şey, o zaman atıyorum bahçeyi. Atıyorum da senin kime atmayacağım? Dalga geçmeler Reşat. Ya Emine, sen de vallahi kendini şaşırttın ha. Yeminle ya. Yani Allah yapısıyla kul yapısını karşılaştıracağına şu İsmail'den meseleye bir çözüm bul ya. Ya sen de taktın bu İsmail'leri ha? Ben takacağım tabii. Boş yere adamı dövmüşler. Üçü bir araya gelip. Buna bak ya. Ayıp denen bir şey var ya. Yazık denen bir şey var ya. Günçanlık denen bir şey var ya. Söylesene. Benimle ileriye dönüp ne planların var? Ben öyle bir şey demedim. İleriye dönük planlarım var. Onları seninle konuşmaya geldim dedin ya. Planlar seninle ilgili değildi yani. Kimle ilgili? Kendimle. Benim ileriye dönük bir takım planlarım var. Doğru. Onları zaten seninle konuşacağım. Ama şimdi ben bu köye yerleşiyorum ya. Bu köyün işleyişi hakkında bir takım bilgiler almam lazım senden. Ne ekiyorsunuz, ne biçiyorsunuz, ne satıyorsunuz, ne şartlarda satıyorsunuz bunu öğrenmem lazım. Ne olacak bunları öğrenince? Senin hayalini bile kuramayacağın şeyler olacak. Sen mi yapacaksın bunları? Herhalde. Ben Avrupa'da işletme, Amerika'da ekonomi üzerine master yaptım. Çok iyi yapmışsın. Emme buna gerek var mı onu bilmiyorum. Çünkü sen olmadan da bu köylü mallarını yetiştirip satabiliyordun. Hepimizin de hali vakti yerinde çok şükür. Ne oldu kız? Ne yapsak grubundan kızlar yazı verdiler. Ne yapsak grubu mu? He. İsmail'ler Kopta geri dönmüşler ya. Meydandalarmış şimdi. Hadi ya. Kopta geri de mi? Ya hakikat mı? Anne bilen. Bir gidip bakalım diyor. Ey hadi hadi hadi. Yürü yürü. Yürü. Bekleyin ha. Ah Kopta gela, ah Kopta gela. Köyde ne oluyor acaba? Ya buralı vallahi meraktan kendimi keseceğim ha. Biz başımıza iş mi aldık acaba? Ulan bir adamla baş edemedik ya. O elindeki haydar olmayı da ben göstereceğim ona gününü. Fena bu be. Şş, buralı bak kısa her şeyi biliyordur ha. Ara bakalım vardır belki haberi. Ha kurban. Var mı lan bir vukuat? Vukuat mı? Vukuat ne kelime oğlum? Ortalık karışmış. Ya siz ne yaptınız o kopta geri? Yamultmuşsunuz ya. Ne biz mi? Yok ya o bizi yamultuyordu. Biz zorup kaçıp kurtaraverdik kendimizi. Vah. Oğlum adam burada iki büklüm oturuyor. Yani bu belirsiz Erol var ya. Yani ortalık karışmış. Herkes suçu sizde arıyor. Belirsiz Erol da sinifinizi çekmiş. Haberiniz olsun. Düzgün ada tutturmuş kadınlara bunlar yargılanacak, uyargılanacak, uyargılanacak. Yani bir tek Fikri Bey. Fikri Bey sizin hakkınızı savunuyor. Haberiniz olsun. Oğlum öyle öyle şey. Oğlun değil de bizi mi savunuyor? He. Açıkçası ben de anlamadım. Neyse. Neyse sen olaylardan bize haber edin be. Tamam. Biz şimdi eve geçmeyelim. Bayrak direğinde buluşuveririz gari. Tamam tamam. Hadi ben sizi bulacağım. Hadi. Ne oldu lan Edi? Çok fena faka bastık. Deme la. Yolda anlatacağım. Yürü. Buralı biz yandık mı acaba? Yandık yine yandık. Ha. Ay cebine yanayım. La hevla ya, la hevla ya. Nerede bu İsmail'le arkadaş? Ha? Nerede? Allah Allah ya. Bir an önce bulunup yargılansınlar. Beni bakın kadınlar. Eğer bu İsmail'leri bugün öğleden sonra yargılamazsanız... ...kendi kurallarınızı çiğnemiş olursunuz. Ayıp edersiniz. Yazık edersiniz. Günah edersiniz. Düzgün doğru söylüyorum Emine. Tamam lan tamam anladık. Kadınlar.
Dün öğleden sonra meydanda toplanılacak ve İsmail'ler yargılanacak, tamam mı? Ya havle! Ne oldu ya? Ne olacak? İsmail'ler abini dövmüşler. Abi, iyi misin? Yok oğlum, ne iyi olacağım. Üstüme felaket şekilde saldırıldı ya Ferdo. Çok geçmiş olsun ya. İsop sen cansın. Bak kısa, neydi bu İsmail'ler? Sen bilirsin yerlerini. Şöyle de bulup gelip yargılan bunları. Düzgün amca, ben nereden bileyim, kendilerini aradım ama kendileri cevap vermiyor. Ya ben kendi sekreterine, yani tele sekretere not düşmüşüm. Onlar görünce bize dönecek. Sekretere. He. Kızım sen geçmiş olsun demedin mi? He. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Bu minibüs ne ya? Abinin minibüsü tanımadın mı? Ha, tanıdım. Tanıdım da şaşırdım bir anda. Ben bir bakayım şu minibüse. Bak bak, özlemişsindir. Ferdocuğum, orada küçük bir hediye aldım. Puşetin içinde, sana orada bakarsın. Tamam abi. Ne bak ya. Bu halde bile kardeşim düşünüyorum maşallah ya. Açıyorum kapıyı şey. Vay be, enişteme bak. Bazı insanları tutuyor. Paraya da kıymış ha, iyisinden almış. İsmail'ler. Bana bakın kadınlar. Bu İsmail'leri seviyoruz diye gayırmak yok onu göre. Kur'an neyse o. Tamam lan, anladık, anladık diyoruz. Vallahi sizin bu yaptığınıza yargısız infaz denir ha. Niye öyle diyorsun? Ben Fikri yargılayacağız ya. Fikri abi, bir şey diyecektim. Hey. Akşama müsaitseniz ben sizi bir iftara alayım, ailecek. Tamam lan. Allah'ım lan. He. Sen hiç kastırı vermedin, şaşırdım valla. He dedik ya lan, ne kastıracaksın? İyi de nerede bu İsmail'ler? Bir an önce bulup yargılamışsın arkadaş. Gerekirse bir an toplanalım, hep beraber arayıp bulalım ya. Böyle otura kumakta, dura kumakta ne geçecek elimize? Yeneciğim sen otur. Öbür olsun, taktı bu ya. Akçen tabii, akçen. Ne diye takıp durun lan? Kaçacak halleri yok ya, geliyorlar. Geliyorlar abiciğim. Buyur. İsmail'leri buldum. Vallahi mi ya, hanimiştir? Bayrak direğinin olduğu tepe var ya, oraya gel. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Eksik olma, sağ olun. Hayırlı günler, sağ olun. Kim o kopta gel? Ya bu Varvalisi Şoförler Odası Başkanı'yla Minibüsçüler Odası Başkanı benim şeyi minibüsü tebrik için aramışlar. Sağ olsunlar, canlar ya. Ay çok güzel ya. Sağ ol, sağ ol. Düzgün abi, biraz konuşabilir misin? Gel oğlum, gel, gel. Duruyabilecek misin? Kumu tutarsan her yanıma ağrıyor. Sağ ol, sağ ol. Dur beni Allah'a seni, gel. Gel. Hadi akıllam, lara. Olur, olur. Tamam, dur şeyim açılmaz. Hayırdır? Ya Düzgün abi, İsmail'leri yerini buldum. Nerelermiş? Allah şu tepedeler. Şimdi işte telefonla haber geldi de bu Emine Hanım'a demedim şey muhtara. O şimdi duyarsa onları seviyor ya. O arar, onlar kaçarlar oradan. O yüzden biz gidip bunları bir kapak gerek şuraya. İyi düşünmüşüm. Aferin sana, dur yalnız gitmem, destek alalım yanımıza. Ha şeyi çağır. Drago'yu çağır. Drago? He? Sen bunu yanlış anlamışsın, ben seni anlatacağım. Drago. Drago. Bayrol. Benim ben. Hadi yürü. Bin ol. Ne oldu? Nereye gidip durur bunlar?
Allah Allah. Nereye gitti bunlar Hindi? Nereye gidecek? Sen kendi oğlun yerine İsmail'lerin tarafını tutunca darılıp gitti verdi. Vallahi olay büyümüş. Haberiniz olsun. Yani muhtar Emine Düzgün Ağa'nın baskısına ne kadar dayanır, nasıl dayanır bilemiyorum. Yani bizi yargılatacaklar diyor ne? He vallahi öyle. Ama ben bu yargılamanın savunma stratejisini kurmuşum. Ya kısa hadi anlat bakalım neymiş bu strateji hadi. Şimdi güzel kardeşim burada önemli olan aslında olayın başladığı yer. Niye biliyor musun? Hukukta illiyet bağı denen bir şey var. Oradan yakalayacağız hadise. Oğlum sen ne diyorsun lan illiyet bağı illiyet bağı? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Oğlum bana sorarsanız biz kaçalım ha buradan. Bak bu sefer gerçekten... Bas nereye kaçacağız sorabilir miyim acaba? Oğlum atlayalım benim tekneye Simi'ye gidelim lan. En yakın yer ora. Lan siz buraya hanım köylü olmaya gelmediniz mi? Utanmayacaksınız mı? Niye utanacağım lan? He niye utanacağım? Utanacağımmışım. Hanım köylü olmaya utanmayırım. Kaçmaktan utanacağım. La hevla ya. Vallahi aga ben... Ben de utanmam ben. Neyine utanacağım? Kısa o mahkemenin sitesi. Aga fena. Ya öldüm ben. Hem başımıza ne iş gelecek acaba? La oğlum başınıza bir şey gelmeyecek. Hele şu stratejiyi bir dinleyin. Ya tabii strateji tutturmuşsun strateji. Aga tabii sen olayın failleri arasında olmadığın için rahatsın çocuğum. Kara pancar. Hele bir dinle. Kaçacaksınız da ne olacak oğlum? Hadi sizin ikiniz kaçtınız. Buralı İsmail de kaçacak. Buralı. Ha. Allah buralı. Kusura bakma hacı. Ya korkuyorum ben anlatabiliyor muyum bu kadınların ışmından? Lo bir dinleyin ya. Ya arkadaş adamı bir konuş tutmadınız he. Güzel kardeş, şimdi siz dayağı yiyen tarafsınız değil mi? Aslında pek öyle sayılmaz. Kaçtık. Evet. Tamam. Buradaki tek sorun kavgayı sizin çıkarmış olmanız. Öyle mi değil mi? Şimdi buraya bir umar bulmak gerek. Anladın mı? Oğlum sen ne diyorsun la? Bak iyice şaşırdın kendini kısa. Oğlum ne kumarı la? Aa, bu köyde kumar yasak biliyor musun sen? Hepten bitireceğim bizi ya. Kumar değil gevşek, umar. Çare yani. Anlayamadım yani. Heh. Siz kopta gene niye saldırdınız acaba? Düzgün abi ilk günü ona verecek diye. Düvelim kurtulan dedik ya. Aferin benim şuursuz kardeşim. Aferin. İşte bunu böyle söylerseniz müebbeti alırsınız. Yani. İşte bunu diyeceksiniz. Gel buraya. Ne ona olduğu zaman? Ne konuşuyor ki bunlar ya? Şimdi yaklaşsam fark edecekler beni. O da olmaz. İşte savunma aynen böyle yapılacak. Vallahi benim de kafama yatıverdi. Benim aklıma yatmadı be ya. Kardeşim, ben hiçbir şey anlayamadım ki. Sen sonunu getirirken ben başını kaçırdım zaten. Hey babam, siz bilirsiniz. Ne yapayım? Oradalar. Ne var şimdi? Ana. Tamam, hadi yürü. Durun. Siz ikiniz buradan yürüyün. Bayrol sen benimle gel. Biz öbür taraftan dolaşalım. Ortada kıstıralım. Tamam. Hadi operasyon başlarsın. Yürü lan. Tamam saatleri tamam hadi. Dur lan dur. Orada dur. Sen çıkamazsın işte benim gibi yap. Benim gibi çık aynı. Diğer dur sen çık. Oğlum yürüme ya çık. Arkadaş. Kaçarsanız başınıza iş alacaksınız. Bak bunlar bize kızımız vermeyecek bilesiniz ha. Aga yapacak bir şey yok. Ortalık yumuşayana kadar ben tüyüm. Las, hadi gidelim kardeşim. Lan nereye? Lan nereye? Aa, merhaba ayın. Merhaba. Allah. Arkadaşlar nereye gidiyormuş? Düzgün Emin abi. İyi sen ne yapıyorsun? Ne yapalım biz de? Düzgün Emin bizim hiçbir suçumuz yok be. Vallahi ben doğru yeri bilmem arkadaş. Hah. Geldiğiniz iyi kadınlar meclisinde anlatırsınız. Hakkınızda hükmü onunla verecek. Etme. Hadi düşün önüme. Acımayacağım bize. Yürü. Mahvoldum zaten. Bak kaçan olursa var ya daşla Batman'sin hakkılarını ona göre. Yürü. Düşün önüme. Yürü. Yürü. Ne? Ne? Kız kime diyorum ben? Ay buyur abim. Beni bak aşıma sofra hazırlayın iftara. Emme öyle iftar sofrası gibi olmasın. Her bir şeyler olsun. He yaparız abim. Şöyle he yaparız abi diye geçip durup durun be. Bana bak hiçbir şey eksik olmayacak anladın mı? Böyle düşün sanki seni istemeye gelip durula. Ne? Sahi mi?
Hayır tabii, yalan mı konuşacağız? Tövbe tövbe. Her bir lafı çift dikiş yaptıracağız değil mi? İstersen konuşurken bir altyazı yazdırıverim altıma. Yok yok. İstemem altyazı. Abi. Koptu geller gelip duru değil mi? He. Koptu gel geliyorum. Babası. Kardeşleri. Çizisi. Neyse. Hadi bakalım hadi, oyalanmayın. Döktürü beni, tamam? Tamam tamam. Hadi. Baba kız, meydanda neler olmuş neler. Kızlar ne yapacak grubundan yazmışlar bak. Ya beni ne kız, sen tutmaken beni kaldı. Tut tut. Sen neye oturup durun be? Yoga mı yapıyorsun, ne yapıyorsun? Yok kız, ne yogası? Abim dedi ki, Ayşem'e koptu gelirler, seni istemeye gelip duru. Haberin olsun dedi. Emin misin sen? Bir de diyor ki, seni istemeye geliyorlar. Sen de bir düşünüver istersen deyiverdi bana. Kız ben ne düşünüvereceğim? Ben doğuştum evet demişim ya zaten. Doğuştum dedik evet demişim koptu gelime. Aa, o zaman ben sana mutluluklar dilerim canım. Gel efendim. Ben gidiyorum, geliyor mu? Yok, gelmiyor. Bir şey istiyor mu? Yaprak. De bakayım müezzin efendiye de buraya bir geliversin hemen. Tamam. Tamam. Yaprak, unutmayasın ha. Büyük ihtimalle unuturum ben. Sen o yüzden 10 dakika sonra beni çaldırıver. Ben koşuyorum indi. Hadi bakayım. Vay! Lan rüzgar gibi geçiverdi yanımdan. Koşma kız, nereye gittiğini unutacaksın şimdi. Hey! Kızı ezdin lan. Bacım gitti, gözümün önünde gittiler. Ulan gitti kızlar, gittiler. Anam. Lan. Sen ölmedin mi? Ne yapıyorsun abi? Kız sen ölmedin mi? Merak etme. Ölmedim. Gelirken araba bu tarafa kaçıverdim. Yarabbim tövbe. Ulan nasıl bir yola çıkmak lan? Daş yok mu lan daş? Zincirle döveceğim lan seni. Seni zincirle döveceğim. Gel lan. Gel lan buraya. Gelme abi. Gel lan buraya. Yapma. Kaçma lan. Yapma. Gel lan. Ya böyle saçma sapan şey olur mu ha? Gençler bunlar. Kavga da ederler, barışırlar da. Biz gençliğimizde hiç mi kavga etmedik ya? Allah Allah. Yani kavga ettiğimizde mahalleler, mahkemeler mi kuruldu? Artık kurallar değişti Bay Fikri. Kimse kavga etmesin diye böyle yapıyoruz. Artık bu sefer biraz fazla oluverdi emme. Oluversin gari. Bayan Emine, sen sanki az taraf tutuyorsun. Allah Allah, sana hiç yakıştıramadım. Bu hareketin siyasetçi kimliğine zarar verir ona göre. Neyse bunların cezası verir ve geçsin ya. Oh maşallah maşallah, İsmail'le koptu gelle. Herkes de toplanıvermişler. Kurdunuz değil mi hemen mahkemeyi? He, hemen kuruverdiler ya. Berber. Reşat, evet. Sen bu köyde ağa diye misin ha? Ağırlığını koy biraz canım. Yani böyle bir takım tevatürler yüzünden çocukları köyden koymaktan bahsedip dururlar bunlar. Ya Fikri abi koyacağım, koymasına da bu karaları koy... Sökmüyor yani. Tamam tamam. Hadi bakalım kızlar. Herkesler yerine hazırlıklar başlasın. Hadi çekilin bakayım. Hadi. Hadi kızlar. Hadi. Herkesler yerine. Yaprak, unutuverdin gene değil mi? Hayır. Ben sana demedim mi müezzin efendiye söyleyiverdi buraya geliversin diye? Tamam derim be. Ya asıl sen, sana bomba haberlerim var benim. Neymiş o? Gopuk var ya, koptu gel. Köye minibüsü getirivermiş. Aa, değil mi? Neye benziyorum? Yani böyle aynı bir minibüs gibi bir şey. Allah Allah, neden getiriverdi ki acaba? Bence minibüse gelin arabası yapıverecek. Ay, değil mi kız? Hadi hadi çabuk söyleyiver de müezzin efendiye geliversin buraya hemen. Yeter anladık. Deyip durum Hindi, tamam. Tamam. Müezzin efendi, abam seni bize çağırıverdi. Tamam, yargılama bitti versin giderin inşallah. Olmaz inşallah. Hemen Hindi diyorum. Bizde misafir var da onunla alakalı bir şey herhalde sanırsam. Misafir mi var? Maşallah, maşallah. Ben Hindi giderim o zaman. Hadi bakayım. Eyvallah. Hadi inşallah.
Eğer Macer'i köyden kovarlarsa ben ne edeceğim? Kısa'yı da kovarlar o zaman. İyi de o kahvedeymiş. Koptagil dövmemiş ki, onu niye kovsunlar? Of! En çok da babam istiyor yargılanmalarını ya. Ben gidip babamla konuşayım. Şikayetini geri al diyeyim. Pek işe yarayacağını sanmıyorum, değil mi? Sizin için deneyeceğim. Bir. Seni bir şey diyeceğim. Dur bakalım. Şimdi bu İsmail'lerden şikayetçi oluverdin ya sen. He, oluverdim. Vazgeçsen diyorum. Vazgeçen de yaptıkları yanına mı kalsın? Siz bir susa konu bakalım. Geç hadi yerine. Geç. Kardeşlikler. Hayatımız abu kadınların ağzından çıkacak lafa bağlı, bilirsiniz da. Ya bu defa fena yandık galiba. Nuriye neneye bakar mısınız acaba? Kötü kötü bakıyor bize karı. Dilendi bize. Köyde geçeceğimiz son gün olabilir abi bence. Siz o işi bana bırakın kardeşler. Bu köyden gitmeyeceğiz. Kısa İsmail. Sen onlardan ayrılıvaya bakayım, başlıyoruz gari. Yo Emine abla. Ben arkadaşlarım yanında kalacağım. Onlara avukatlık edeceğim. Tamam, o zaman kalabilirsin. O zaman böyle geçiverin. Kızlar siz de yerinize geçiverin. Hadi bakalım. Herkesler yerine geçsin. Hindi. Macir İsmail, Laz İsmail ve Buralı İsmail. Hindi. Koptagil'i dövüvermişsiniz. Burada yargılanacağınız. Bu konuda bir itirazınız var mı? Benim var. Ulan sana ne oluyor Bay Fikri? Sen bir susa go. Esas sana ne oluyor ha? Sen bir dura go. Kal. Fikri abi, biz şimdi sana demiyoruz. Bu İsmail'lere soruyorum. İsmail'le bu konuda bir itirazınız var mı? Var. De bakayım. Şimdi biz bu Koptagil arkadaşla bir hırlaştık. Emme neye hırlaştık? Bir soru veren bakayım. Lan oğlum onu diyorum işte. Deyiver bakayım. Biz köy yolunda yürüyüp duruduk. Nerede yürüyüp durdunuz? Ne? Ya joking joking. Spor manasında babam. Yani ben şahsen kendim bizzat sporda yürüyüşe karşı olduğumdan onlarla gitmemişim. Buyur kardeşim devam et. Hı, sağ ol. Sonra bir baktık ki köye bir minibüs gelegodu. Bu köye minibüsün giymesi yasak. Bunu herkes bilip durur. Durduruverdik minibüsü. Koptagil arkadaşı indiriverdi. O da bize karşılık koyuverdi. Biz de dayanamadık, ne edem. Saldırıverdik tabii. Ya gördünüz mü bakın. Adamların haklı sebepleri var ya. Bah 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 ya. Yalanlara bah ya. Sayın Yargıç, saygıdeğer jüriyeleri. Müsaadenizle İsmail'lere bir sorum olacaktı. Olay minibüsle hiçbir alakası yok. İsmail'ler, siz bu köye minibüs sokan kişiyi döverim, dayak atarım dediniz mi? Demediniz mi? Bana direkt daldılar ya. Sayın Yargıç, başka sorum yok. Salaklar, affedersiniz, sanıklar sizindir. Yalan! Bu arkadaş bize Haydar'la saldırıverdi. Sayın Yargıç, benim asla Haydar diye bir arkadaşım olmadı. Bütün çevreme de danışılabilir yani. Teşekkür ederim. Lan İsmail'le Haydar da kim? Yahu Emine abla, Haydar sopadır. Sopa mı? Sopa mı? He! Hı. Hatta minibüsün yan koltuğunda duruyor. İnanmıyorsanız gidin bakın. Emine abla. Gidim getireyim mi Haydar'ı? Getir bakayım lan. Ya benim minibüsü arama emri olmadan dokunamazlar ya. Susuver lan. Arama emirleri yok. Sus. Emine abla. O ne ya? Her yerimize vurdu bunlar böyle böyle. O ne ya? Abo bu ne lan? Suç aleti. Dilil. Ha bununla vuruverdi bize işte. Biz nereden bilelim onun Haydar'ının olduğunu? Gözüm kör olsun ha, bundan adam öldürülüyor Emine abla. Durum anlaşılıyorum. Şimdi bu İsmail'le haklı gerekçeyle Koptagil'i durdurmuşlar. Gençler arasında bir sürtüşme oluvermiş. Gerginlik artınca da Koptagil aha bu sopayla onlara karşı durmuş. Bir durma. Yani kısacası anlayacağınız Koptagil de sanıldığı kadar masum değil. Dava burada kilitleniverdi. İyi de hemen niye kilitleniyor bu? Ben anlamadım vallahi. Al işte bu Haydar'ın gençlere dalı vermiş. Ben biliyordum. Şimdi birazdan kararımızı açıklamak üzere
kadınlığa meclisi olarak bir oturum yapacağız gari. Siz de bu arada biraz dinleniverin. Biz de kadınlarla toplanam konuşam. Hadi bakalım. Hanımlar buyurun. Ya. Seni seçtirir bari. Atırım. Tamam, bir şey yapacağım ya. Dönem Hacı. İşlem tamam. Şimdi ben bununla İslami usullere göre halledip durun gari. Oh, hadi bakayım. Gelinleyin. Ne yapacağız İsmail? Ne yapalım be Güldün? Kaderimize boyun eğeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya bu köyde kalırken bu kurallara uyacağımıza söz verdik. Ne yapalım şimdi, sözümüzden de dönemiyoruz. Ne diyorsun ya? Yani bugün olumsuz bir karar çıkarsa senin köydeki son günün olabilir, öyle mi? E olabilir. Son gün dedin de. İlk gün nerede? Abam da sizi kurtarmaya çalışıp duruyor emmi. Hindi nerede bilmiyorum. Ya bu Koptagel senin abin değil mi? Bir konuşuver, şikayetini geri alsın ha? Buralı İsmail'i mi kurtarmak istiyorsun? Ya o değil. Konu Buralı İsmail değil. Hem o sonuçta bu köyün insanı. Onu isteseler de bu köyden kovamazlar. Küçük bir ceza verirler, geçer gider işte. Emmi, diğer İsmail'ler öyle değil. Bak vallahi Gülgün mahvolacak. Hadi ne olur bir konuşuver işte. Eğer İsmail'leri bu köyden kovarlarsa onu kısmet de gidecek. Hadi bak, rica edip durun. Bir konuşuver. Beni seviyorsan yardım et diyorsun yani. Ya Ferit, oyunun sırası mı Hindi? Oyun değil. Ben seni seviyorum ve sana yardım edeceğim. Gel benimle. Dur, babam var Hindi, bir şey değil mi? Tamam, ben baban kalkınca söyleyeceğim bir şekilde, merak etme. Tamam. Aslında en mantıklısı sizin babanla konuşmanız. Nasıl ya? Ne diyeceğiz ki babama? Bu olayı bu kadar büyüten düzgün emmi değil mi? He. O bu kadar üstelemese kadınlar grubu toplanabilecek miydi? Toplanamayacaktı. Aynen aga. Ya hem şu babanızla konuşsanız. Ya şu üsteleme olayından vazgeçse bari. Zaten durum berabere dur. Hani dayak yiyen dayak atan öyle bir şey söz konusu değil ya. Hı? Düzgün emmi boşuna gidiyor bu mevzunun üzerine. Ya babam kabul etmiyor ki. Daha az evvel ilk gün babam konuşuverdi. Olmaz dedi. Bir daha konuşun be Gülgün. Bak gideceğiz, yollayacaklar bizi köyden. Hadi bir kere daha der emme. Bir daha bir soru veren o zaman bakayım. Hadi. Hadi bak. Hadi bak. Baba. Ha gidiyorum. Biz sana bir şey diyeceğiz. Din bakayım. Baba, sen bu İsmail'ler konusunda bu kadar ısrarcı olmasan diyorsun. Niye? Onlara da yazık. Babalarını aramak için teyenerlerden gelivermişler. Ha, kaç yıldır buradalar. Sanki artık buralı gibi oldular ya, ondan da yok. Karışmayın siz. Cezası olan cezasını çekecek. O dediklerinizi o kabahati işlemeden evvel düşüneceklerdi. Susakon bir. Çekil akon şöyle kenara bakın. Hadi. Ya da. Bu kızlar var ya kral ha. Bak biz kurtulalım diye nasıl uğraşıyorlar orada. Herhalde oğlum. Biz ondan seviyoruz onları. Vay be. Laz İsmail nasıllar acaba? Ne yaptın kız? Ödümüzü patladı verdin. Kızım sen deli misin? Niye sinsi sinsi geliyorsun? Konuşmalarınıza kulak misafiri oluverdim de. Şeyi merak ettim. Hadi bu adamlar sizin için uğraşıp durur. Da senin bu yaprak bugün senin için ne yaptı acaba? Onu merak ediverdim. Benim yaprak. Bilmem ne yaptı. Vallahi bilmiyorum da. Bence bir şey yapacak herhalde. Kızım niye bilmece gibi konuşuyorsun? Ne yapacak benim yaprak? Yani bilemiyorum. Cüneyt'le Çınar'ın arkasında bir plan yapıp duruyor da. Ne? Hani sen bana geçen gün daha bakarken şey demiştin ya. Ne demiştim ya? Ben de onu soruyorum işte. Unuttu. Sen hatırlıyor musun? Ya yaprak Allah aşkına ben daha neyi sorduğunu bilmeden sorduğun şeyi nasıl hatırlayayım? Hadi ne olur bırak da gideyim. Dur. Gitme. Şey,
Ben bir şey daha soracağım sana. Sor. Şey. Lan niye yapıyorsunuz bakayım? Vallahi billahi bir şey yaptığımız yok. Oğlum sen bana hepten mi kafayı yedirteceksin la? Yok 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 yok. Hiç kafayı yemene gerçekten hiç gerek yok. Ben gidiyordum zaten, görüşürüz. Dur la dur, bir şey diyeceğim sana, gel. Gel la gel. Konuşuruz konuşuruz, sonra konuşuruz biz. Ne oluyor lan? Ah, abicim Laz İsmail bana azıcık kurulmuş da. Oğlum fazla dikkat çek. Tamam. 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 Herkesler yerlerine geçsin. Geliyorlar, geliyorlar. Başladı mı ya? Buyurun. Hadi bakalım, buyurun. Ne oluyor? Ya abi, kız rica ediyor işte. Ya vallahi bak, hayat meselesi. Şikayetinden vazgeçsen olmam mı? Lan ya Rabbim ya, tamam vallahi hatırın içine. Yoksa hayatta geçmem yani. Hadi geçin tamam. Sağ ol. Kızla, rahat olun. Gopta gelle konuştum. Şikayetini geri çekecek. Hakikat mi kızla bu? He. Ferit'le konuştum. Rica ediverdik, o da bizi kırmadı. Sağ ol kızım. Hindi, sevgili Saklıköy halkı. Biz düşündük taşındık, bir karara vardık. Kararımız da şu. Sayın Yargıç, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Sayın Yargıç, saygıdeğer jüriyeleri. Efendim, ben şikayetimden vazgeçmek istiyorum. Ne? İsmail'lar da şikayetlerini geri alsınlar. Bu olay burada kapansın, bitsin gitsin lütfen. Nokta gel, doğru söylüyorum. Bitsin artık bu panayır. Yetti bu saçmalık ya. Sizle mi uğraşacaksın? Senin demen olmuyor o Bay Fikri. Seni mi soracağız? Soracaksın tabii. Bir adam bir şikayet etti mi o şikayet öyle kolay kolay geri gelmiyor. Burada kurallar işler değil mi Bayan Yumina? Düzgün doğru diyorum. Öyle şikayetini geri almakla olmuyor. Bu davada darp olduğundan ötürü köyün meselesi oluyor gari. Tabii. Siz iyice cozukmuşsunuz ha. Bu soluduğunuz oksijen beyninize dokanmış sizin. Ettiğiniz laflara bak bak bak. Fikri abimizi daha fazla üzmeyem, sinirlendirmeyem kararı açıklıyorum. Biz bir karara varamadık. Yine indi hemen, ne olacak o zaman? Ne olacak işte, bir beraber kalıverdiler. Olur mu öyle? Allah Allah. Olacağı şu. Şimdi biz bir karara varamayınca şöyle bir karara vardık. Hükmün açıklanmasını daha sonraki bir tarihe erteleyiverdik. O yüzden hiç kimselere ceza yok. Hükmün açıklanması ne demek ya? Ben anlamadım. Vallahi anlamadım. İtiraf ettin mi? Oh, iyi oldu. Hak yerini buldu. Şimdi hiçbir itiraz kabul etmiyoruz. Dava burada sona erivermiştir. Hadi bakalım, herkesler dağılsın. İyi günler size. Beraat ettim ya, vallahi. Oh ya, ne kadar da sıkmışım kendimi. Bir rahatladım, bir rahatladım, anlatamam. Hadi hadi yürüyün. Bayetle bayet, arkaya bakma da bayet. Sen niye vazgeçtin? Özgürlük! Niye vazgeçtik? Ya sana anlattım. Ya geç hadi geç ya. İlk defa beraat ettim ya. Ortada kurdunuz beni vallahi, kabak gibi kaldım ya. Beraat ettim. Buraya bak ya. İstediğin oldu mu? Vallahi oldu sağ ol. İsmail'ler Hindili kurtuluverdi. Benim de senden bir alacağım var o zaman. Ne alacağım? Sen benden bir şey rica ettin. Ben de kabul ettim. Şimdi de benim senden bir alacağım var. Her şey karşılıklı diyorsun yani. Yani her şey. Aşk bile karşılıksız olunca acıya dönüşüyor biliyorsun. Oh. Ha, ne oldu? Oh. Ya ne oldu dedim? Ciğerimdeki aşk acıya dönüştü ilk gün. Niye? Çünkü tek tarafı da ondan. Of, bu nasıl bir acı ya? Yansın bu dünya. İçimdeki aşk büyük eziyet. Ciğerimde fena vallahi vaziyet. Ben sana söyleyeyim ilk gün, bu nedir ya? Ya yine benle dalga geçip durun değil mi? Seviyor musun beni? Babam geliyor.
Bu sefer yemezler. Neyi yemezler lan? Babam geliyor. Ben arkamı döneceğim, sen de kaçacaksın değil mi? Yok, vallahi gelip durun. Bilip durun lan benden, gelsin. Sen soruma cevap ver. Hangi soruna ya? Tamam, tekrarlayayım o zaman. Hayır, tamam lan, tekrarlama. Tamam. Oh ya, süper süper süper. Kim? Babam. Şakacısı. Hayırdır sana böyle Fenerbahçeli nanik gibi üçlü çektiren nedir? Bir deyiver bakayım ben ha. Ya babamla aranız bozuldu ya. He. Ben de ilk güne tekrardan aralarını yapalım da şu satış olsun var diyordum. İlk gün de bana tamam lan tamam dedi. O tamam lan tamam deyince ben de süper 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 diye sevindim. Olay bu yani. Olay olay olay. Gerisi çok kolay. Basket hadi babana selamımı söyle. Asıl kavgayı çıkaran o. İnsan başkasının çocuğunu kendi çocuğundan üstün tutar mı hiç? Doğru, tutmamalı. Yürü git. Bu bana de aklını başına devşirsin. Tamam, söyleyeceğim. Ama izin verirseniz ilk günle beraber gidelim. Yani ikimiz beraber gidip konuşursak daha etkili olur. He. İkisi bir arada daha güzel olur diyorum yani. Evet. Bas git hadi. Tek başına konuş. Yürü git hadi. Yürü. Öyle yapayım ben. Yemedi. Öyle baksan mı? Kim bana bakıyor mudur acaba? Yok ya. Düzgün bana bakıyordur şimdi. Düzgünle göz göze verip manasız manasız sırıtmanın hiçbir anlamı yok. Gevşek. Doğru mu söylüyor bu gevşek? He, doğru deyip durup. İyi. Hadi eve gidelim o sen. Tamam baba. Nerede bu Ferit ya? Ara bir teyzeciğim. Rahat ben şuna telefon açayım o zaman. Efendim abi. Lan neredesin abim abi dediğine göre yanında biri var herhalde. Ya ne yapayım? Çaldırıp kapatmıştım. Dakikam bitmiş. Biz de Düzgün Bey'le meydana yakın sayılabilecek bir yerdeyiz. Siz orada mısınız? Anlaşıldı anlaşıldı. Yakayı ele veriyordun herhalde değil mi? Evet abi. Aynı yerde misiniz siz? Evet evet. Ferdo geldi, işim var senin. Hadi gülüm hadi. Geldim abi geldim. Çaldırıp kapatmıştım da arasın diye bekliyordum. Ağaç kovuğundan mı? Ağaç kolunda çaldırma. Bu köyde çekmez. Hadi yürü gidelim. Sana ne lan? Merakın öyle atı her şey ya. Teyzeciğim bir saniye bakar mısın? Ha, bakayım teyzeciğim. Böyle buluşmam lazım. İsmail'lerle bu konuşmak için. Bu İsmail'ler şimdi kafalarına adam bunları dövmeyi falan koydularsa adam dövmeyi. Bu cücüyle Ferdo'yu vallahi döverler. Ay Allah korusun. Tabii tabii. Ben bir gideyim böyle bir konuşayım falan. Ortadaki sıkıntıyı bir kaldırayım. Aşkım dikkatli ol tamam mı? Bak şimdi ya. Ya bende bir şey yok ki. Ben numara yaptım. Nasıl yani? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Tabii canım. Bunlar bana daldı ya. Hı? Ben bunları haydarı çıkardım, ağız burun daldım, bunları perişan ettim, bunları ben. Bu kadınlar meclis yargılamasın beni değil, onları yargılasın diye şey yaptım, kaçın kurasın. Ay teslim çocuğum ya, neler yapmışsın? Yaptım başlar şuradan getirdim. Vay 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 ya. Vallahi billahi ben de seni karşılamaya geliyordum kardeşim benim. Ya Düzgün Bey amca kusura bakmazsanız bir kardeşimle ufak bir işim vardı. Onu bir alabilir miyim ben ya? Tabii oğlum tabii gelin siz. Ben de gelin de şu kadınların meclisinin bir şeyini kararını bir sorgulayayım bakalım. Ama
Tamam. Benim de seninle küçük bir işim var demiştim. Oğlum benim işim daha sıkışık. Benim aciliyeti var işin ya. Benim işi halledelim, senin şeyini şey yaparız. Hadi ya. Hadi Ferdo. Ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nerede bu kadınlar? Muhtarlığa gıda gittiler. He. Olu. Merhaba. Gel Elmas, gel. Hiç doğru karar vermedin Emine. İsmail'in tarafını tutup Fikri'nin efendi oğlunu saf dışı edibeydin. Vallahi nenem, ben kararımdan memnunum. Vicdanım da rahat. Oradaki İsmail'lerden biri de bizim oğlumuz, buralı bileyim. Kopta gel, bu köyün çocuğu değil mi? Onu ben doğurtuverdim. Buralıyı kim doğurtuverdi? Buralıyı da ben doğurtuverdim nenem. Kusura kalma. Kolay gelsin kadınla. Hoş geliverdin Dizgin. Buyur. Geç oturmalık değilin Sayın Emine. Vallahi ne yalan deyin, size olan güven duygum sarsılıverdi ve selam. Adalet dağıdırken kuyruğu tam orta yerinden kesivermediniz. Yazık ettiniz, ayıp ettiniz. Vallahi Düzgün, bak herkes burada. Biz İsmail'le suçlu dedik. Bak böylece. Ama bunlar Emine'nin baskısıyla İsmail'le suçsuz dedi. Nuriye nenem ne diyorsun ya? Bakayım, sen ustanın sözünü mü kesip durun bakayım? Neyse, Düzgün. İşte böyle eşitlik sağlığını verdi. Emine başkan olduğundan onun bir oy, iki oy sayılıyorum. Bu nedenle de karar bu yönde çıkıverdi. Ben de temayüllere göre ses edemedim. Tabii o başkan Emine. Senden hiç beklemezdim Bayan Emine. Ya Düzgün, yani hissiyatım böyle oluverdi. Başka hiçbir kastım yok. Öyle diyorsun ama bu karar yarın köylünün vicdanında yargılanı. Ben diyeceğimi dedim. Hepinize aşk olsun. Yazık. Düzgün'e çok ayıp oldu kadına. Çok ayıp oldu. Ben darlandım. Çık dolaşacağım. Hadi ya, iftara gideceğiz ya bize. Tamam lan, geleceğiz dedik ya. Ben de gelem sizinle dolaşacağım diyeceğim emme. İstemez. İstemezsin zaten. Biz Elmas Hanım'la böyleyiz değil mi Elmas Hanım? Nereye gidiyorsun be? İki lafı isterdik. İstemez. Sinirlerim tepemde. Senin sinirler hep tepemde zaten. Hiç aşağı indi yok ki. Bayağı Fikri maşallahın var. Ne edeyim? Oruçtandır. Oruçtandır o. Hele otur bakayım sen şöyle. Ya be ya. Buna bak ya. Aynı Ahmet gibi yürüyor. Vallahi Emine abanın hakkını ödeyemeyiz ha. Resmen bize o kurtarıverdi. Evet evet. Ve Fikri bizi savundu. Hela, bu neydi öyle? Benim de garibime gitti ha. He, valla benim de. Yalnız Kısa, seni de yeni savunma tekniğinden dolayı tebrik edivere. Kısa, sen İsmail'lerin beynisin kardeşim. Oğlum beyin nerede olur? Başta olur. Baş nereye giderse gönlü oraya doğru gider. Sen şimdi de bakayım bak. Bundan sonra biz ne edeceğiz? Hele, yeni stratejimiz ne oluyor? Yeni stratejimiz güzel kardeşlerim. Pasif hücum. Ne? Pasif hücum oğlum. Pasif hücum ne be? Ya sorabilir miyim acaba? Ve soruyorum, kısa nedir pasif hücum? Şöyle ki güzel kardeşim. Öyle çok ortalıklarda görünmeyeceğiz. Yani göz önünde olmayacağız. Ama hücum yapmaya devam edeceğiz. Kontra atak diyorsun yani. En sevdiğim. Aynen öyle. Ula! Orhan Çiklikçi Gökdeniz Karadeniz gibi savunmanın arkasına mı sarkacağız lan? Olur lan bu iş. Vallahi olur bu iş ha. Zaten kadınlardan başka türlü kurtulamayız ha. Bak elde bir sarı kartla oynuyoruz, ikinci sarıdan atı verirler gari. Hadi tabii. Allah göstermesin oğlum. Aman. Siz nereye geldiniz lan? Ne o? Bir titreme oldu. Beklemiyordunuz herhalde. Titreme olduğu yok güzel kardeşim. Biz olay çıkartma peşinde değiliz. Barış'tan yanayız. Sot bak, senin yerin ayrı, sen şuradan ayrıl. Sot. Burada kal, orada kal.
Abicim, benim yerim ayrı olabilir. Ama kardeşlerimin de benden farkı yoktur. Niye dövmeye kalktınız abimi? Biz bir duyum alıverdik. Ben öncülleri sene kuruluyordum emme. Sonra abine de kurulu verdim. Hayırdır lan, bana niye kuruluyorsun? Kurul İsmail. Neye kuruluyorsun biliyor musun? Düzgün emmi, ilk günü sene verecekmiş. Ne? Ne bakıyorsun lan? Abi doğru mu? Lan yok öyle bir şey ya. Vallahi herkesten saklıyorlar. Saman altından sürütüyorlar dediler. Abi. Lan abi abi Allah Allah. Ya kim dedi ya bunu yavrum evladım? Nazgün'le Gülgün dedi. Son gün de bana Yaprak Cüneyt'e aşık deyince ben de ondan kuruldum. Yoksa benim olayla bir alakam yok yani. Ya Lazot, senin olayla alakan yoksa sen niye girdin olaya ya? Yani şimdi şöyle, hani ben olaya niye dahil oldum merak edersin falan, ondan şey ettim ben. Abi bu duyduklarım doğru mu? Ya Ferdo itel abi abi ya. Oğlum şairdir. Ne diyor Ferdo, yok öyle bir şey ya. Ne oluyor lan burada? Baba. Babacığım. Ne işiniz var burada sizin bakın? Asıl senin ne işin var burada? O soruyu ben sordum. Siz benim soruma cevap verin. Ne işiniz var burada? Yoksa bu çocuklarla kavga falan etmeye gelmediniz inşallah? Yok. Konuşuyoruz sadece. İyi. Hadi bakalım. Gidin meydana da orada bekleyin bana. Tamam, gidiyoruz. Tamam babacığım. Hadi Ferdo gidelim. Beni bakın lan. Bardak su yok mu lan? Ağzım burnum kurudu be. İyi de bey baba, Ramazan. Ha doğru lan. Ya o zaman açık su getir de elimi yüzümü yıkayayım da ferahlayayım açık ya. Tamam. Hadi. Ya sen ne ignoble bir adamsın ya. İgnoble ne lan? Lan hiç utanmıyorsun değil mi? Oğlum yok öyle bir şey, saçmalama ya. Sen görürsün bak şimdi. Ferdo. Ferdo'na buraya gelir misin lütfen? Ferdo. Tamam ben geliyorum, bekle. Ver bakın İsmail'le. Kısa, Laz, Bacır size diyorum ha. Bana ne demiyorsun bey baba? Sen kurarsın onunla gurbette. Sizler benim çocuklarla hiçbir şekilde kavga etmemenizi, kardeş kardeş geçinmenizi istiyorum. Tamam mı? İyi de kusura kalma da bey baba. Sen de oğullarına süle. Onlar da rahat durmuyorlar ki. Tamam lan tamam. Ben onlarla konuşacağım. Siz sadece uslu uslu durun, kardeş kardeş geçinin, kavga etmen, başka bir şey istemiyorum sizden ha. Ona göre. Tamam mı? İyi, tamam. Elmas! Elmas inanma ona ya. Ne oldu ne gösterecektin sen? Bunu. Neyi, ne oldu? Teyze, bu ilk günü istiyormuş. Ne? Oğlum saçmasın. Allah lan! Lan lan! Allah cezanı versin beni, bayattın lan! Teyze, teyze. Elmas! Tıkladım, bayıldı ya. Yardım çağır. Yardım çağır. Oldu, yardım çağır. Nasıl şimdi? Ne bütün koyduysun yardım çağırda? Yardım çağırmış. Elmas! Teyze. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ayıltacağız bir şekilde. Ayıltacağız yani. Elmas! Nasıl ayıltacağız? Sen olaydın falan ağzına yapıştır, ayıltırdın da bunu yapamam, kıyamam yani. Kıyamam. Hah, soğan lan, soğan. Kuru soğan, kuru soğan. Çabuk kuru soğan. Bul o zaman. Emredersiniz damat Ferit Paşa. Lan! Ben senin emir erim miyim ya? Ne biçim hareket bunlar? Teyzeni bayattın, bir de emir veriyor ya. Tut kafasını, düşmesin. Bekle. Teyze. 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 Teyzeciğim. Hadi ben kalktım. Lan beni bakır. Benim çocuklarla iyi geçineceksiniz. Kavga mavga etmeyeceksiniz. Size güveniyorum. Tamam mı? Tamam tamam. Sen merak etme. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bana bakın lan. Bu bey baba ne ayak? He ya. Yani enteresan bir adam ha. Yani ama benim kanım kaynamıyor değil yani. Kanım kaynamış. Vallahi kardeş ne yalan. Dün bana da hiç sempatik gelmiyor değil yani. Siz ne diyorsunuz lan? Birinin kanı kaynıyor. Birine çok sempatik geliyor. Ne oldu olacak, gidin adamın yanına. Amcalar. Ya bizim babamız yok. Sana baba diyebilir miyiz acaba deyin ha? Ben demem lan. Diyemem.
Çünkü o babam denen adamı bulduğum yerde onu öldüreceğim. Üzerine mermi yağdıracağım la onun. Bak bu konuda çok hassasın biliyorsunuz. Anamın hayatını şey eden o adama ben baba falan demem la. Dur lo, sakin ol. Benden sana sıra gelirse tabii. Bak ben size bir şey söyleyeyim. O babam olacak adam var ya. Onun var ya onun. Onun bu dünyada acınacak hali, öbür dünyada da yatacak yeri yoktur. Tamam lan. Yeterin boş boş konuşmayı da. Asıl nerede kaldıydık? Konuya gelelim hadi. Evet evet. Kısa. Hadi çocuğum. Hadi kısam benim, hadi düşün, hadi çalıştırsak. Dur lo, düşüneceğiz. Özür dilerim, evet, hadi. Bu akşam kızları isteyeceğiz. Nasıl? Maksat ne? Maksat, niyetimiz belli olsun. Biz kızları isteyelim ki, köyden başkası gelip kızları isteyemez. Kısa, ya şu an beynin şu avucumda olsa öpeceğim, yemin ediyorum bak. Tamam lan. İsteyelim ne olacaksa olacak kare. Hadi bakayım. Aha, bismillah. Taze soğan koklatılır mı ya? Kuru soğan koklatılır benim bildiğim. Bravo lan Ferit valla. Ben hiç hayatta duymadım. İyi oldu anlattım. Oğlum ben bilmiyorum mu lan kuru soğan olacağını? Bulamadım oğlum kuru soğanı. Hayret bir şey ya. İstersen burada böyle aylarca bekleyek güneşin altında kurusun diye soğanlar. Vay bilmiş ya. Yanıyor. Gülüyor ya teyzem. Niye gülüyorsun kız? Teyze gülme şuna ya. Kızı isteyecekmiş diyorum. Ne oluyor kopta gel? Ya Elmas saçma sapan şeylere inanma. İftira ya. Gözüm içine bak bakayım. Bak bakayım gözüm içine. Gözüme bak kopta gel. Ya şaka yapıyorum. Bir dinle sakın ya. Hı. Sakın ol. Ya bu Nazgül ne gülgün yok mu? Hı. Bunlar gitmiş İsmail'lere anlatmış. Tamam mı? Eğer inanmıyorsanız bana gidin kızın babasına sorun yani. Benim eğer bir kızla alakalı bir manidar bir lafım varsa, bir şeyim varsa Allah benim bin cezamı versin ya. Yemin et. Yemin ederim Ferit Paşa. Minibüsün üstüne yemin et. Yemin et. Oğlum bak benim hayatta en değer verdiğim şey minibüsüm. Ama minibüsümden önce gelen tek şey de aha teyzen elmasım. Hı, onu da bil yani. Eğer ben bu kızla alakalı size yalan söylüyorsam ya da böyle katakulli bir şeyler yapıyorsam benim minibüsümün, tamam mı? Benim minibüsümün elektrik aksamı çatlasın patlasın. Mazot deposu patlasın. Tamam mı? Pert olsun. Böyle akordeon gibi ikiye katlansın ben öleyim arasında minibüsüm. Ya Allah korusun. Tamam tamam inandım ben teyzeciğim tamam. Büyük yemin ettirmeyin ya bu kadar. Tamam tamam inandım ben. Tamam ya tamam. Ay bir şey söyleyeceğim yalnız benim üstüm leş gibi oldu ha. Bir önce karavana gidelim de akşam yemeğine böyle gittiğim ben olur mu? Hadi kalk gidelim hadi. Tamam barıştınız mı? Barıştık. Benim de işim var zaten. Tamam. Namussuz Ferit Paşa ya. Hadi. Hadi görüşürük. Nazlı bunu niye yeminler ettin öyle ya? Olsun yabancı mı o ya? İyi de çiçeklerle çikolataları ne yapacağız? Onları da Marmaris'ten almak lazım tabii. He araba lazım. Raşad'ın arabayı alamayız. Akşama iftar veriyor. Onu unutun yani. Agalar bir de şey var mı? Yani o durumu öyle bir denk getirmeliyiz ki. Ya iftarla teravih arasına denk gelme. Doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor. Şimdi teravihden 15 dakika önce bizim bu işi halletmemiz lazım. Akşam ezanında da bir şey kalmadı. Ben arabayı kimden temin edeceğimizi buldum oğlum. Gelin benimle. Aba Gülgün nerede? Sizden değil mi? Yoo. Biz de senden diyebiliyorduk. Allah Allah. Nerede indi bu kız? Arayan mı? Ara ara. Gülgün. Gözlerin çok güzel. Biliyor musun? Yani şey. Eğer istersen seni sosyal medyada fenomen haline getirebilirim. Nasıl olacak o? Birkaç tane fotoğrafını çekeceğim o kadar. Çek o zaman. İşte burada olmaz. Karavana gitmemiz lazım. Hem bak biliyor musun oranın ışığı müthiş. Karavanda profesyonel fotoğraf makinesi de var. Bak onunla daha güzel sonuç alınır. Yok. Karavanla orası olmaz. Ben gelmesem daha iyi olur. Niye canım? Hem bak birkaç dakikada halleder. Sonra zaten dönersin. Kısa sürerse gelirim. Ya çok kısa merak etme. Gelen bari. Gel bari. Songül arıyorum. Neden? Sessiz al, çalsın dursun. Şimdi bak açarsan karavana gittiğini söylersin. Söylersen Songül de gelir. Gelsin ne olacak?
O zaman o da fotoğraf çektirmek ister. Şimdi bak Gürgün, ben sana ayıracağım vaktin yarısını son güne ayırmak zorunda kalırım. Zaten bak gün batımında güneş için maksimum yarım saatimiz var. 15'te kızın niye son güne ayıracağım değil mi? Doğru diyorum. Doğru diyorum tabii. Cüneyt arayayım. Bak şimdi beni arıyorum. Ben açam bari. Efendim Songül? Ya Gülgün babamı arıyor. Gördün mü? Yok vallahi görmedim. Görürsem ben sana haber vereyim, tamam mı canım? Tamam canım. Seni merak ediyor işte. Yok, görmemiş kızla. Sen bu planın yürüyeceğine emin misin? Ya eminim tabii oğlum. Sen gelsene benimle. Allah Allah. Bak. Oğlum sıkışmayınca Hızır yetişmez derler oğlum. Selamun aleyküm bey baba. Aleyküm selam, aleyküm selam. Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ya iyiyiz tabii de dayı. Ya şey olsa daha iyi olacağız. Ya bizim çok acil bir işimiz var. Yani Marmaris'e inmemiz lazım. Ama araç yok. Anlatabiliyor muyum yani, çaresiziz. Hey yav. Yani bey baba inan olsun uzun zamandır dilinde tüy bitti. Ya arkadaş bu köye bir dolmuş ya. Kurbanız olayım buraya bir dolmuş ama kimse beni anlamıyor. Yani bu konuda inan arkadaşlarımdan ayrılmıyorum. Yani ben de bu köye bir dolmuş gelmesinden yanayım. Fakat kimseye dinletemiyorum bey baba. Şimdi Marmaris'e varmak için araç mı bakırıp durunuz? He vallahi bey baba ya. Peki benim karavan olur mu? Olma mı babalık? Olma mı? Süper olur ya. Evet, çok iyi fikir dayı. Hatta bak ya, biz Marmaris'e Umumi Ela'ya boşuna para vermeyiz. Seni karavana çöydürürüz. İyi. Alın bakalım anahtarlara. Araba buçuk mutlu. Tamam, Allah razı olsun bey baba. Sağ olasın. Allah sizden de razı olsun. Şimdi görürsün de, yalnız beni bak. Dikkatli olun ha, kaza maza etme. Tamam mı? Hadi bakalım, görev tamam. Sizi. Hadi. Vay be. Nasıl verdi bize otobüs gibi karavanı? Helal olsun. İyi o vakit. Hadi gidip alıveren karavanı. Ha, vuralım. Aga ne yapalım biliyor musun? Ya siz gidin Marmaris'e. Ben pantolonla gömlekleri ütüleyim. Ya buruşu kırış kırış. Kadınlar meclisi gibi. Ama bana da alırsınız değil mi? Çikolata ile çiçek. Doğru. İş bölümü çok önemli. Tabii. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Erol, ne haber? Hayırdır? Sen niye geldin? Düzgün amca ile işim var. Yok kendisi. Ne bilip durun. Git beni evde bekle dedi. Hop 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 hop. Ben nereden bileceğim bunu? Geliyor, kendisine sorarsın birazdan. Olmaz mı? Kendisine sor. Hayırdır? Ne baktın? Gel gel. Şurasına baktın mı? Ne olmuş? Bak bak şurası. Hı? Tekerlek dönüyor, gördün mü? İkün! İkün! Lan, Ferit nasıl girdin içeri? Erol nerede? Çok zor olmadı. Ya zaten amma abarttınız. Sonuçta bu ev bizim evimiz ya. Dedem orada mezarda yatıyor. Ben mi bu eve giremeyeceğim? Ne oldu? Senin acı çekmedenin geçti mi? Geçti tabii. Turp gibiyim. Niye? Çünkü sana beni seviyor musun dedim. Sen de bana tamam lan tamam dedin. Nasıl yani? Şöyle. Tamam lan tamam. Ben de sana süper 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 dedim. Anladın mı? Artık resmen sevgili olduğumuza göre sana artık sarılabilirim herhalde. Gel buraya. Çüş. Ne yapıyorsun? Ne çüşü ya? Bokunu içime çekeceğim. Seni hindi ben bir tokat çekeceğim göreceğin ha. Beni bak. Sen nereden çıkardın bakayım bizim çıktığımızı? Hı? Ben seni atlatmak için öyle dedim. Yani babam geliyor diye. Hadi canım. Aynen öyle canım. Resmen duygularımla oynadın yani. Vallahi duygularla oynama ustası sensin. Ben öyle bir şey yapmadım. Yapmam da. Çabuk özür dile. Özür mü? Evet. Benden özür dile. Hatta benden değil duygularımdan özür dile.
Oldu canım. Geç, affettim. Affettim ne ya? Özür dile dedim ya. Sen de bana oldu canım dedin. Kabul ettim. Oldu, eşittir, tamam. Kabul demek. Ya senin şu her şey gerisinden anlama huyun ne olacak acaba? Senin de her şeye soruyla cevap verme huyun ne olacak? Ya bir kere de cevap ver. Seviyor musun? Sen bunun cevabını bilmiyor musun? Biliyorum emme, ağzından duymak istiyorum. Duy o zaman. Seviyorum. İşte bu ya, süper süper süper. Emme insan olarak seviyorum. Yani iyi bir çocuksun. Çocuk mu? Yok artık ya. Ne? Ne zaman yukarı çıktı bu gevşek? Ne bağırıp durun lan? Yaktın beni Yükkün, yaktın. Bitirdin sen beni ya. Ne oluyor ya? Aklı sensiz mi ediyor? Atan mı dışarı? Yok yok. O kendisi gidiyor zaten. Bak Yükkün, babana söyle. Reşat bu akşam büyük ihtimalle bir işler çevirecek. Ya arsaları almaya çalışacak ya da başka bir işler çevirecek. Bunu hissediyorum. O yüzden Düzgün Bey'e söyleyin, ona göre bir plan yapsın. Ben size gerekli bilgi göndereceğim. Kendine iyi bak, görüşürüz. Bir dakika ya, sen benimle görüşmeyecek misin? Bekledik beyni, gelmiyor işte. Gidiyorum ben de. Ha Erol, kaç motor bu? He? Şaka lan şaka. Güzel oluyorlar. Selamun aleyküm. Yavrum nereye kadar? Hadi ya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Fikri, sinirin geçtiyse sulh edelim de şu tarla bahçe meselesini konuşalım diye geldim. Geçmedi sinirim. Vazgeçtim. Sana satmayacağım. Ulan sen ne Fikri sabit adamsın ya? Neyin var benim? Parayı vereceğim, tarlaları alacağım ya. Olmaz. Seni satmayacağım. Sen ne Ali Kıran başkasını olmuşsun böyle ya? Kim bilir tapulu malları elen geçirince halka ne eziyet eden? Ağır konuşuverdi emme, güzel konuşuverdi. Çok yarabbim, niyeyse ben indi gerilimi dırmandırmayın da. Zat-ı Alin tarafından iftara da davet edilmedik ama mühim değil, hadi ben giden. He, davet etmedin mi sen hemen? Aç mı iftara, beklerim. Aç mı iftara, beklerim. Buyur. Aç mı iftara, beklerim. Bir daha da bakın. Aç mı iftara, beklerim. Yarım ağızda davet edildiğim yere gitmek adetim değildir benim Reşit Efendi. Arkadaş biz de sizi yarım ağızda davet etmiyoruz buraya herhalde değil mi? Geleceksen gel işte. Kırmızı dipli davetini bastıracağız seni. Kirmişçi değilim ben. Hadi hayırlı akşamlar. Allah kabul etsin. Ben kızlarımla evde açarım iftarımı. Yiyecek ekmeğimiz var şükür. Efe nasılsın Efe? Kara sığır, kara sığır. Ya tamam mı? Bitti mi? Bitti. Hazırım, gel. Ya bu biraz şey oldu sanki ya. Biraz şey olmamış ya. Bayağı şey olmuş. Ne olmuş? Süper olmuş. Yıkılıyorsun Gülgün. Biraz da saçları açtık mı? Tamamdır bence. Şey yapalım o zaman. Sen saçlarını aç. Ben de şey yapayım, makineye bakayım. Karavan ayaktan ne işi var oğlum sizde? Ya abi bey babadan müsaade aldık. Karavanla Marmaris'e gideceğiz. Marmaris? Marmaris, Marmaris. Ha Marmaris. Bildiğin ya Marmaris. Yalnız sot bak, hayatta inanmam. Şimdi babamı arayacağım. Soracağım yani anahtar alınmış mı yoksa.
Burada lütfen durun. Hatta kımıldamayın son. Gelmez, şey yapma. Tamam. Hatta gerçekten kımıldamayın yani. Aha, babacığım bir şey soracaktım da bu İsmail'in elinde karavanın anahtarı var. Anahtarı sen mi verdin yoksa çaldılar mı anahtarı? Ben verdim lan ben. Ya kendi arabam, seni mi soracağım? Anlaşıldı, tamam. Tamam, tamam. Ne oldu teyzeciğim? Ha, vermiş, doğru şeymiş. Ha. O zaman ben bir minnak zamanınızı rica edeyim. Üstümü bir değiştireceğim. Ama siz de burada kavga etmeden usul usul bekleyin, tamam mı? Tövbe Elmas abacığım, biz barıştık. Heh. Öyle değil mi? Kopta gel abi. Heh, tamam. Kusura bakma İsmail. Biraz uzayacak. Karavanı Bisköy Meydanı'na getiririz. La acelemiz var Allah aşkına ya. E tamam, aceleniz varsa acele acele gidin siz de. Yani geç kalmayın. İyi o vakit. Siz de acık acele edin ama. Tamam, ederiz. Hadi yürü. Suat. Evleyin. Elmas ne oluyor ya? Cüneyt'le Gül'ün karavanda. Ne? Evet, karavandalar. Ya Elmas, Ramazan ne biçim işler bunlar ya? Vallahi ağzını bul, dağıtırım o cücünü. İsmail'ler duyacak ya, kızın bahtı kapanacak. Bizimkiler de hayatta almaz onu. Kız evde kalır sonra. Dur sen bekle, sakin ol, ben halledeceğim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Teyzeciğim vallahi bak bir şey yapmıyorduk, fotoğraf çekiyorduk. Vallahi İsmail'ler buradaydı. İsmail'in elinden zor kurtardık sizi. Az daha görüyorlardı. Hakikat mi ya? Hakikat tabii ya. Hadi hemen elbisemi çıkar, doğru evine ablacığım. Hadi. Sen dışarı çıkıyorsun Cüneyt. O fotoğraf makinesinde bırak. Sana mı kaldı gül gibi kızın fotoğrafını çekmek? Ha? Tamam. Hadi çabuk dışarı. Köy yerinde. Enişte ne yapıyorsun ya? Hadi konuşuyor cıvık cıvık ya. Şuna bak ya, adam kardeşini salak edecek ya. Doğru değilsiniz lan. Çık, zındık ya. Niye meydana gitmediniz? Derlerse ne diyeceğiz? Nasıl alacağız karavanı? Bir şey yaparız ya. Karavan gelince karavanın önüne atlayacağız. Bu arkadaşımızın ayağı burkuldu. O yüzden buradan gidemedik diyeceğiz. Hem de buradaki olanı bir tane görmemişiz gibi davranacağız. Bak, bak, bak. Ulan. La hava kalkıyorak kürkünle neymiş de karavanda? Vah. Abo. Ne yaptırıyor lan bunlar içeride? Ay tamam, hazırlandım. Kopta gel, sen karavanla git şimdi. Ben de bunlarla giderim. Köy meydanında buluşuruz. Aralarına geçer misin lütfen? Açıl lan. Geçtim sen. Ya abi vallahi bak bir şey... Ya vallahi hiçbir şey yapmadık biz. Tamam. Yalan söyleme lan. Ayağını çek oradan. Yalancı ya. Ulan geleyim. Geleyim kardeş. Ne yapalım? Ne yapalım? Yat yere yat, yat. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Hadi, hadi. Çakalım ya, hadi. Çakalım ya. Başım, başım. Ayağını ver, ver ayağını. Buna bir daha. Ulan ya, ben bana. Bırak. Tamam, bağırma bir daha. Baş. Ya neresi burası? Ne oluyor? Takma. Ne oldu lan? Araba falan mı çarptı? Yok ya. Ya hem de biz gidiyorduk. Bu ayağını burku verdi, gedemedik. Sen bize bir karavan ver. Ben size götürüp ortopediste gösteriverim. Hadi. Tamam al. Buz da var karavanda. Buzu koyun. Felaket dönmüş onun bacağı ya. Vallahi döndü. Vallahi buz abi. Kalk. Yavaş kalk. Hadi. Vermedin arabayı. Topal olduk. Kopta gel abi. Ne pinti atarsın ona? Belli o. Dur. Ulan dur bakayım. Ulan dur. Hadi yavaş, geç. Topal oldun ya. Yavaş. Hadi çık al. Yavaş lan. Anahtar var mı abi? Üstünde anahtar İsos, hadi. İsos sana güvenin sonsuz bak. Allah razı olsun, hadi. Hadi dikkatli olun.
Ayağı çok kötü olmuş bak. Keserlerse falan şey yapmayın. Kestirtmemeye çalışın ama yine de. Lan Mustafa bak ya, gemi versek onu da kullanacak. Namussuz ya, yetenekli. Abi yarabbim ya. Tut oğlum. Tizeni tut bak, düşüyordu tize. Lan cevap verme lan. Ay, ne olmuş? Ya şey var ya, İsmaillerden Laz olan. Ayağı böyle 480 derece dönmüş olan, zor yetiştirdiler hastaneye. Verdim karavanı gittiler. Ay hay Allah. E bunları görmüşler mi? Vallahi gördülerse yandım. Ya yok. Dünyadan haberler yok ya. Onların işi şeyle, ayakla. Ayakla ilgileniyorlar yani. Ayağı olan felaket kötüydü yani. Hay Allah. La kardeşim anlayamıyorum ya. Gerçekten anlayamıyorum yani. Herif solucan gibi bütün kızlar buna bakar la. La oğlum abi olan olan nedir de bizde yoktur? Bir değil la bana. Ya biz bu konuyu macera nasıl anlatacağız? Ula adam isteyecek kızı 2 saat sonra kız çıkar karavandan başkasıyla. Ey Allah'ım ya. Şimdi biz bunu macera söylesek bizim kız isteme mevzu yatacak. Macir kızı alsa babası verse macera yazsın. Çık işin içinden çıkabilirsen vallahi. Tabii ona da bir formül düşünmek lazım ha şimdi. Yani öyle bir şey yapmak lazım ki hem kızın günahını yapmamak lazım hem de macir yakmamak lazım. Hey de nasıl olacak? Dur güzel kardeşim, onu da halledeceğiz inşallah. Bak unutma, bu dünyada her türlü zorluğun bir çözümü vardır ha. Ula kısa, Mevlana gibisin mübarek. Ben onu bunu bilmem Fikri abi. Çekin diyorum bu minibüsü buradan. Çekmeyim lan. Ne oluyor ya? Fikri abi, ben sana çok fazla tolerans gösteriverdim. Emme sen benim sabrımı, sınırlarımı zorluyorsun gari. Bana bak Emine. Sen iyice şaşırmışsın ha. Tutturmuşsun bir hanım köylü kuralları, milleti kırana getirip durun. İşinize geliverirse çağırın jandarmayı, çektiriverin minibüsü. Beni tehdit etme, beni tehdit etme. Bura devletin yolu. Aha bu da devletin kayıtlı, ruhsatlı, sigortalı aracı. Burada herhangi bir park yasağı levhası da yok. Çektirin. Anlaşılıverdi gari. Biz seninle anlaşamayacağız. Kopta gel oğlum. Hadi çekiver bakalım. Sıkına kopta gel. Sıkına, sıkına. Ya sıkına falan gerek yok. Bu menübüsü buradan hiçbir kuvvet. Bak kolay kolay kaldırsamaz ben. Kaldırmam yani. Siz benimle zıtlaşıyorsunuz öyle mi? Bana bakın. Benimle zıtlaşmayın. Fena olur ha. Yok yok. Muhtar Hanım lütfen uzatmayalım yani değil mi? Sen sus lan Reşat. Ya sus sus. Nereye kadar susma? Siz muhtarsanız biz de ayız lan burada. Saksı değilim lan ben. Ben minibüse karşı değilim. Düzgün bir karşı değil. Kadınlar istemiyor diye olmuyoru. Evet canım. Demokrasi nerede o zaman? Öcü değil ki bu minibüs. Toplu taşıma. Sonuçta kamu hizmeti yapan bir araç. Siz de kamu hizmetinde çalışan birisiniz. Aranızda benzerlik var yani. Aman ha oğlum benzerlik falan ne var lan? Eşeğiyle minibüsü benzetti ya. Şimdi kendiyle falan benzettir. Dedi ki benim egzozum mu var der. Vites toplusum mu var der ya. Sen ne gelip durunga? Bir an minibüsle seni kıyasla. Edepsiz! Edim ya. Yakala. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim bey. Senin bu Bay Ferit yok mu? Ha, var. Yine geliverdi. Ne zaman? Teminecek. Baba, babam gelmiş. Ekin kızım, bir bak bakayım bana. Geldim baba. Gülgün dışarıda kalıvermiş ya. Ne incesinde? Ay bilmiyorum. Dur ben düşünen miydi? Hah gel kızım bakayım. Buyur şimdi, baba. Bu Bay Erol diyor ki Bay Ferit demeyecek buraya gelmiş gene. He geldi baba. Sen buna git babanla konuş aklını başına değiştirsin dedin ya. Ye dedim. Konuşmuş işte. Peki devşirmiş mi aklını başına? Devşirememiş. Ferit dedi ki babana söyle. Bu Reşat bu akşam mutlaka bir oyun edecek babama dedi. Allah Allah. Ne oyun edecek acaba? Ferit de bilmiyor.
Emine bir gelişme olursa hemen haber edecek beni. Senge. He. Baba, Ferit hiç istemiyor babasının Reşat'ı tarlalarını satmasını. Siz alın diyor. Allah Allah. Onun için ne fark edecek ki? Yani... didilerinin arazileri yabancıya gitmesin. Ondan diyor. Ben ne yapıp ne edip mutlaka babanla babamı barıştıracağım diyor. Allah veri de Bay Fikri Reşat'ın oyunlarına gammasa bari. Ya baba, şu yandaki ocağın bacası dıkını vermiş herhalde. Dütüyorum. Bacası? He. Dütüyorum. Dütüyorum. He. İftara bazlama edivecektik sıcak sıcak ama edemedik. Bazlama? He. Bir bakayım ben şuna bak. Dur bakayım ben. Ben de bakayım. Ver bari. Bunlarda dönme hastalığı var ha. Bir Çınar'ın etrafında dönüyorlar, bir de minibüsün etrafında. Akat ya, şunlara bak ha. Şey gibi, uzay mekiği görmüş gibi dönüp dururlar etrafında. Hayatlarında sanki hiç minibüs görmemiş gibiler ya. Bunlar hayatları boyunca bu köyden dışarı hiç çıkmamışlar ki. Bu köy dışında hiçbir yer görmemişler. Minibüsü nereden görsünler? Vallahi mı lan, hiç mi görmemişler minibüsü? Vallahi bak abi, televizyondan falan ne gördülerse o. Köy tabelasının dışını bile bilmiyorlar. Bir namazgah, bir de şelale, o kadar. Allah Allah ya. Ulan böyle kapıyı mapıyı açayım, içine içine baksınlar, alışsınlar mı adam? Allah Allah. Kaç. Açmayın kız, ıstırmaz o, bir şey yapmaz. Ağız açılıp kapanıyor. Tövbe yarabbi, istemez istemez. Ay Nahide, ele başlısın sen Nahide, az değilsin sen. Kız korkmayın, Allah canını sağlasın. Ay Allah'ım, çok Amazon bunlar ya. Hakikaten amma zor bunlar ya böyle. Amma zor değil. Amazon, Amazon. Yabani yani. Anlamadım ya, duymadım. Enişte, bak bizim bu minibüsü bu köye sevdirmemiz için önce kadınlara sevdirmemiz gerekir. Orası kesin oğlum, orayı biliyorsun. O yüzden de böyle kadınlara yönelik bir promosyon, deneme turu gibi bir şey yapalım. Lan oğlum nasıl yapacaksın? Kadınlar baksana şeytan görmüş gibi kaçıyorlar bunlar. Nasıl bindireceksin içine bunları? Ya o iş kolay. Sen bana bırak. Ben halledeceğim. Nasıl yapacaksın Ferit? Anlat da bilekliğini. Nasıl becereceksin o işi? Hayatım, Ferit bir pazarlama rehası değil mi teyzeciğim? Estağfurullah teyze. Ya uğraşmam bu manyaklarla. Yürün gidem ya. İftar da yaklaşıp duruyor. Elmas Hanım buyurun, sizi önden alalım. Benim böyle açlıktan tansiyonum düştü de ben önden falan gelmeyeyim. Yeğenlerim koluna girip öyle geleyim Reşat Bey. Yani. He, o, tabii, olur. Hadi. Gel teyzeciğim, sağ ol. Çok tansiyonum. Bana bak kız, kapısını falan kapatıyorum bak. Ben, sakın bak, aynı bıraktığım gibi bulurum ha. Dokanmayın sağına sonuna. Nahide, özellikle sağa diyorum, elebaşı. Sağ ol. Kız bırak adamı. Boynunu kıracağım, bırak kız. Ay! Ne oluyor ya? Ay şey, India tutarken ben etim tırnağın içine giriverdi. Etim gevşek mi ne? Neyse, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin amca. Seni sevip durum biliyor musun? Hayırdır kızım, kim yazmış, Ferit mi? Ha, evet baba. Yazıp durum.
Reşat abilere gitmişler de onu deyip duru. Hani haber verecekti ya o bakımdan dolayı. He. İyi. Sevip durun dediysek çocukça bir sevgi ama bu. Bir çocuk ancak çocukça sevebilir çünkü. Çocukça sevmeler güzeldir. Masum olur. Masum aşk başkadır. Oh be. Süper. Ne oluyor lan? Hiç ola. Cep telefonundan saate baktım. Top patlama güzel ya. Ona sevindim. Hadi kızım. Allah kabul etsin. Canım, sen aç değil miydin? Yesin mi yemeğini? İştahım kaçıverdi teyzeciğim. Nedense. Oruçlu değil miydin sen? Oruçluydum tabii. Ama şimdi iştahım kaçıverdi birdenbire nedense artık. Artık. Ekmek verir misin teyzeciğim bana bir daha? Bana şey yap. İyi madem. Çok ısrar ettin. Senin için zeytin iyi veren hemen. Lan. Lan. Lan kız gidiyorum lan. Lan. Fakir ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Ulan sızdıra ulan. Ben mi bu? Allah Allah ya. Elbise attı. Rezil etti elbise. Ne oldu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Beni hani felç oldu herhalde. Lan. Allah Allah sızdır. Heh, tamam ya. Sen nasıl kardeşsin? Ablan ölüyor. Bir vur sırtına ya. Kenafir gözlü ya. Afiyet olsun kardeşim. Selamünaleyküm. Nerede kaldınız be? Daha önce geldik de. Ah, karavanı alırken ince. Gelebildik. Ecik oyalandık. Ha, agalar bak size de ekmek yaptım. Arasına da peynir, domates. Fena. Yapıştırın hemen gidelim. Oruç açalım. Haydi bismillah. Allah kabul etsin. Ha. De. Aga bunlardan üçer tane var. Ya benimkini unuttunuz mu kısa? Ha? Hayırdır? Yok lan. Ne unutmasın? Unutmadım. He ya, unutmadık oğlum. Peki benimki nerede sorabilir miyim acaba? Şöyle güzel kardeşim, sana almadım. Yani bilinçli olarak da almadık ama. Niye be ya? Oğlum, yeni bir strateji. Kısa, vallahi gına geldi stratejiden. Ya neyin stratejisi anlat bakayım, neyin stratejisi bu? Şimdi şöyle ki güzel kardeşim, biz Buralı ile beraber ilk günden Nazgül'ü isteyeceğiz. Tamam mı? E, düzgün verirse ne ala. Sen de orada tak diye hemen gideceksin, Gülgün'ü isteyeceksin. Hı. Kızları bize veren Düzgün am, sana de veri. E velev ki bize vermedi, o vakit sen hiç o topa girmeyeceksin, Gülgün istemeyeceksin. Doğru söylüyorum. Hem sen refüze olmayacaksın, hem Gülgün konusundaki şansın devam etmiş olacak. Yani çok aklıma yatmadı kısa. Oğlum yattı yatmadı. Sen delilanı yaptı ha. Vakitten yeriz la evla ya. Hadi lan bak adam yemeği yedi. Biz hala öp. Ağzına tepkin yemiyor yemeği. Hadi. Ya tamam, iftarlıkları çok yapıverdim de daha ana yemek var, karnınızı doyurmayın. Daha bu kadar şeyin bir de ana yemeği mi var daha ya? Var, o mu mu? Tabii. Hem de çok güzel bir ana yemek. Ben bir getiriveren de siz yiyip yemeyeceğinize karar verin. Kalk Yaprak, bana yardım ediver. Hadi bakalım, hadi. Of.
oldu kız sene? Ya koptu gel bir vuruverdi. Kemiklerim gıdırdadı yemin ederim. Ay Allah gibi maşallah. Çok kuvvetli. Ne bak kıza bak. Şimdi bunlar seni kopta gel isteyecek emme. Ne çiçek getirmişler, ne çikolat. Hey kız, doğru diyorsun. Evet. Kapı çalıyor. Koş bakayım kim geliverdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne güzel. Gel hoş geldin gel. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Abla kız. Müjde mezlerim. Senin çiçekte çikolat geldi. Sahi mi kız? Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabayın. Naz İsmail getiriverdi. Onu getirttiler arkadan herhalde. Ay hadi inşallah. Ne oluyor lan? Hayırdır lan? Reşat ağam. Hayırlı bir iş için geldim. Acelem var. Teravih'e gideceğim de. Allah'ın emri peygambere... Dur lan dur. Aldır, dur olur böyle şey. Tabii tabii yemeklerimiz bitmedi. Yemek yiyelim. Otur bakayım şöyle. Ya Lazot. Sen bu öyle tek başına niye geldin ya kız istemeye? Yok mu büyüğün müyün senin? Ben varım ben. Böyü olarak evladımıza ufalık ederim ben. Eyvallah, bırak kahvenin içini kim istersin yap ya, tamam hmm. Ay. Vay vay vay, bu ne ya? Oh. Ay çok acıkmıştım. Bu ne ya? Kivete mi? Kivete mi? Ay sizin mi bunlar? Yok, kendilerini tanımıyorum. Ay ben şu çiçekleri de suya koyup gelen hemen. Hadi buyurun. Koptu gel. Parçalıyor orada. Aman tanrım benim. Kim o kızım? Ferit yazdı baba. Ne diyorum? Abo. Ne oldu? Reşatlara çiçekle çikolata gelmiş. İyi. Babam büyük ihtimalle birazdan Koptu gel abime döne isteyecek diyor. He? Ulucum işmaya şimdi bu. Hın. Dağ gibi delikanlı elinden gidiyor ya. Dur Hugo, bir şey yapma lan beni. Dur bir dakika. Ben bir şey bulacağım. Dur. Ne etme lan? Hemen bir dakika. Dur. Niye de? Bir dakika. Ha tamam buldum. Ben geliyorum. Yemeğinizi yiyin siz. Yok etmeyeceğim. Oturun bir dakika. Bir şey var. Emine. Yok Emine olmaz. Emin olmaz. Dur bak. Şimdi oradan onu yapsan, buradan bunu yapsan şimdi öyle istek. Lan oğlum, ineğin önüne yağ yapılacak kadar aklınız yok. Bu işler böyle apar topar olur mu? Olur Emine abi, olur. Bu İstanbul'da gelmeydi, kızları istemeyecek miydik zaten? Ha ya baksana, hem biz bunları gidecek diye bekledik ama gidecekleri yok ya. Postu serdi bunlar be. Emine abla, kızları isteyelim, rengimiz belli olsun. Aa, iyi akşamlar Düzgün. İyi akşamlar. Nereye gidip durun? Asıl siz nereye gidiyorsunuz? Biz size geliveriyorduk, hayırlı bir iş için. Şimdi hiç sırası değil. Oturakon oturduğumuz yerde. İşim var benim. Sizi hiç görmemiş ulan. Tövbe yarabbim ya. Ya adam kaçıp durur lan. Eyvallah atlattı bizi. Düzgün emmi. Allah'ın emri peygamberin kavline kızlarınıza talibiz. Kim? Talibiz diyorum kızlarınıza. Lan? Ya kızlarınıza talibiz. Hindi kaçırıvereceksin ha. Gitti. Sağ. Lan oğlum yaş balık gibi kaçıverdi ya bu. Emine abla kısa da gitti. Ne oldu lan oğlum? Aba. Kısa kendine gel çocuğum. Lan size dedim ya ben o kadar acele abla, etmiyorum. Abla. Emin lan oğlum. Atlattı bizi. Abu. Lan şşş. Gözünü görme lan. Yedim ya. Biraz dolanayım. Ben sonra bulurum sizi. Tamam hadi gel bakalım. Dedo. Elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Abi doğru. Vallahi Ferit abim bile şişti. Sen şişmedin teyzoş. Hani organik beyaz eti buldun affetmiyorsun. Diyet yapıyorsun diyeceğim. Yarım tavuğu indirdim be teyzelerin bir tanesi. Hamur yemekten
İçim kabardı da her gün, o yüzden yani. Lan delikanlı, bana bak. Sen teyzenin lokmalarını mı sayıp durun? Aşk olsun Cüneyt ya. Teyze. Ya baba, Allah aşkına ben ne söyledim, bu kadar bozulacak. Boş ver oğlum, sen kadın milletini anlamazsın. Bak, ben bu yaşıma geldim anlamadım. Sen nereden anlayacaksın? Mutlu gel. Sen anlamışsındır teyzenin neden keyfinin kaçtığını. Açık alıngan değil mi? Vallahi onu anlamadım da birazdan kimin keyfi kaçacak, kim böyle alıngan olacak onu çok iyi anladım yani. Niye öyle dedin ki Gopta gel? Şey yaparsın birazdan, anlarsın canım, bir şey atma. Abi nedir, kurban olayım ya. Etmeyin da. Çağırın şu elma sapacığımı, gelsin şu işimizi halledelim, bak vakitten yiyoruz. Ya dur ya, dur, Allah Allah. Sen 9 ay ananın karnında nasıl durdun lan? Ben durmadım ki, ben 7 aylığım. hadi yaprak kızım kahveleri yapsın da biz de ağzımızın tadıyla bu işi bir çözüverelim değil mi? O ne yapıyor ya? Ben yaparım kahveleri. Kim yapacaksa yapsın da artık, yeter ya. Ver bakın, kahvelerin hepsini şekerli yapın. İftardan sonra ağzımız tatlını versin değil mi? Evet. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Koş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Gene kim gelivermiş kız? Düzgün emmi. Düzgün emmi mi? Düzgün emminin ne işi var benim istememde? İşimi bozmasa bari. Hayırdır düzgün emmi? Hangi rüzgar atıverdi seni buraya? Yani iftara davet etmedin mi sen beni? He. Ettim değil mi? Ettim. Ettim. Hayırdır, kız istemecilik mi var? Oldu ki inşallah. Yorulan yürü giden. Niye ya? En heyecanlı yeri yani şu anda. Bir yere gitmeyip durak burada yani. İşim var işim. Biz gidelim de sen burada kazaya kurban gitme. Lafa bak ya. Ben öyle hiçbir şeye kurban gitmem ya. Kaçın kurbasıyım ben. Şoför adamım yani. Ben her türlü yola gelirim de oyuna gelmem yani. Merak etme beni. Ya, boş ver. Sen Bay Fikri'yi tanımıyorsun daha. Döneyi isteyecek sana. Ne? Tabii. Olur mu canım öyle şey? Hayır olmaz. Bu çiçekler, bu çikolata ne? Onlar benim düzgün emmim. Allah'ın emri ve peygamberin kabriyle yaprağı bağışlayacağız de. Daz otur onlar ya. Lan beni kandırmıyoruz değil mi? Ne kandıracağız? Bekle görürsün. İyi hadi bekliyorum bakalım. Dur bu çikolata var. Çok güzel çikolatadan ye biraz. Biter mi bu? Bitmez ya, biz yemedik. Ne bitecek? Hayır yani o acı olandan mı diyeyim? Ondan. Resmen bağrı vardı buralı İsmail. Allah'ın emri peygamberin kavli diye. He. Hem de kızlarını talip izdeye bağırdı. He. Buradan da anlaşılıyor ki Gülgün'den beni de isteyeceklerdi. Evet. Ay Topya gün almaya gelmişler bizi. Ben ne edeceğim ya? Hindi bunlar kapıda kaldı. Emme niyetlerini de belli ettiler. Vallahi sen ben ne edeceğim diyorsun da. Bence çoğul konuş. Biz ne edeceğiz? Yani babam bizim de isteneceğimizden haberdar oluverdi. Boşuna düşünüyorsunuz ne edeceğiz diye. Babam ne derse onu edeceğiniz. Bizim laf hakkımız var mı? Bana bakın. Sakın gelmeyin yanımıza. Oldu. Tamam. Sevginin olduğuna göre artık sarılabilirim herhalde. Baban gelirse ne olacak? Düşünmüyor musun hiç? Düşünmüyorum. Çünkü gelemez. Sağlam plan yaptım. O Reşatlardan buraya kolay kolay gelemez. Ayrıca burası dışarıdan görünmüyor. Daha önce çok test ettim. O bakımdan rahatız. Gel buraya. İstediler mi döneyi kopta geli? Ya bırak döneyi kopta geli. Sen bana gel. Ya merak edip durun lan.
Ya yok, o babanı atlatıp seninle baş başa kalabilmek için söylediğim küçük pembe bir yalandı işte. Her yanlış anlaşılma da denebilir. Ya abime döney değil, Laz İsmail'e yaprağı isteyeceklermiş. Ya neyse ne işte, sen şimdi boş ver bunu, gel. Abo. Babam da sarıldı. Ay, yeni bir aşk başlıyor. Evet ama imkansız bir aşk. Sus kız, nazar değdireceğim. Oh, ah. Ya hadi babalık da kurban olayım, halledelim abi işi ya. Teravih giri. Yetişir, yetişir, sen merak etme. İki dakikalık iş değil mi Reşat? Tabii, ben hazırım, buyurun. Şimdi, Allah'ın izni peygamberin gavri. Verdim gitti. Hemen alago. Lan drago. Alago lan. Lan drago bey. Daha kime kime istediği belli değil adamın. Düz verme, ne meraklı adam mısın sen? Teşne Reşat. Teşneysem teşneyim arkadaş. Sana ne? Allah Allah, ben senelerdir bekleyip durum bugünü. Bu yük üstünden kalksın diye. Ne? Beni mi? Onu mu? Onu tabii, ne sandın? Vallahi bir şey anlamadın ben. O bir şey anlamadı. Siz bir de beni düşünün. Ben hiçbir şey anlamadım. Enişte istersen sen bir daha tekrarla da bir yanlışlık olmasın. Tamam. Akat ya şöyle net olsun, net şöyle heşli olsun ya. Anten çek, teşte çek. Şşş, dur lan dur. Şimdi Reşat. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz Laz İsmail'e, kızımız Yaprağı isteyip duruz. Erdin gitti lan. Ne diyorsun? Ne diyorsun ben ödüm öpeyim? Reset al. De. Allah razı olsun. Ya sen ne yapıyorsun abimin elimi? Kime öpeceğim? Gelini mi öpeyim? Nikahtan önce uğursuzluk getirip bilmiyor musun? Tabii. Yani. Aşırt tutu bilek bu. Anladın yani sen bunu değil mi? Hadi. Teşne çek. Lan bunu ne unuttun şimdi? Herhalde kız kardeş evlenince için çok duygulandı. Tabii. Burcana bağlandı. Bir şey merak ediyorum. Neyi? Sen bana ne zaman seni seviyorum diyeceksin? Bilmiyorum. Sevmiyor musun? Yani. Yani ne ya? Ya ben bugüne kadar hiç bu lafı söylemedim, biliyor musun? Ha, utanıyorsun. Hem utanıyorum, hem bir de kendimi fazla kaptırmak istemiyorum. Ondan. Niye? Benim bugüne kadar yaptıklarım ortada. Hala bana güvenmiyor musun? Ya konu seni güvenmek değil. Ben şimdi sana ümit versem, ileride ne olur bilmiyorum ki. Sen de bilip durun. Bu köyün kuralları var, babam var. Senin haberin yok. Emmi az önce buralı İsmail beni istemeye geldi. Babam Reşatlara gitti diye kapıda kaldılar. Emmi, yarın öbür gün ne olacak bilmiyorum. Babam beni buralı İsmail'e verse mesela ne olacak o zaman? Hiç düşündün mü? Düşünmedim. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Bu kadar emin olma. Babam ne yapar topar Reşatlara gitti sanıyorsun? Çünkü kopta gel abine döne isteyecekler diye telaş ediverdi. Ferit, belli ki babam abinle ilgili düşünceleri var. Rahat ol. Öyle bir şey yok. Ya nasıl rahat olacağım ya? Belli ki babam beni abine yakıştırıyor. Görmüyor musun? Anlamıyor musun bunu? Anlıyorum. Anlıyorum da abimin seni istemesi bu dünyada olacak en son şey. Nasıl bu kadar emin olabiliyorum? Çünkü abim benim seni sevdiğimi biliyor. Senin de beni sevdiğini anladı. Hayatta böyle bir şey yapmaz, merak etme sen. Sen bunu bir de babama anlatı ver. Zamanı gelince o da anlayacak. Merak etme. Sen bana güven. Ayrıca şunu unutma. Gerçek aşkların karşısında hiçbir şey duramaz. Babana, babama, abime, buralıya, hatta herkese rağmen benden sakladığın kalbini, gözlerim kapalı dahi olsa bulurum. Sen kalbimi buldun zaten. Onu saklamıyorum. Şu an sen değil de burada başka biri olsa var ya, ona bu sözlerini yedirirdim. Hatta burada bile olmazdı. Hem de seni ses etmem. Ya sen de artık fazla üstüme gelme. Ha, bununla yetin diyorsun yani. Yetinmen lazım. Çünkü ben bununla yetiniyorum. Peki, anladım. Seni daha fazla üstüne gelmiyorum. Belli ki benim önümde daha çok uzun bir yol var. Ama hiç önemli değil. Katlanacağım buna. Sen benim haklı olduğumu yavaş yavaş, yaşadıkça öğreneceksin. Ama seni ikna edeceğim. Bu köyü de, babanı da. Ama şimdi bana bir yardımın lazım. Nasıl bir yardım? Hani borcum var ya bana, onu ödeyeceksin. Benim bu köye kendimi kabul ettirebilmem için önce kadınlar meclisinin kanına girmem şart.
Tamam da ben ne yapayım? Bu kadınların katı kurallarını yumuşatacağız biraz. Bunun için de onlara hayatın bu köyden ibaret olmadığını biraz da olsa anlatmak lazım. Nasıl anlatacağız biz bunu kadınlara? Onları kız kumuna götüreceğiz. Len olmaz öyle şey. Hayatta gelmez onlar. Onlar bu köyün dışına bile çıkmamışlar ki. İşte bu yüzden senin yardımına ihtiyacım var. Sen bana yardım edersen bunu birlikte başarabiliriz. He. Tamam lan. Ne yapacağım onu söyle. Oh be süper bak. Plan tam olarak şu. Heh. Sen şimdi sabah uyanınca... Kimse pedun ben olayım ha mali. Ben olayım ha mali. Ben olayım ha. Gençler niye abaysınız la? La oğlum ne oldu? Yüz yüzden düşen bin parça. Ana. Oğlum çikolata çiçek de duruyor ortada. Biz ise oma kardeşlik. Sen çikolatayla çiçek olmadığına göre görüşme olumlu geçiverdi herhalde. La. Aldım gitti yaprağı. İyi. Düzgüne mi vermedin mi sizin kızlar? Vermedik ki. Sebep? Aga tam gittik. Bahçe kapısından düzgün emmi. Kıytırdı. Biz de geri döndük ne yapalım? Doğru ya la. Ben Reşatlardayken düzgün oraya geldi. Ben şimdi tabii olayın heyecanıyla kavrayamadım onu şey edemedim tabii. Nasıl? Ne işi var lan Reşatlarda onun? Kardeş ne bileyim. Geldi öyle dut sepeti gibi oturdu yani. Abi. Neyse. Seni tebrik ederiz kardeşlik. Allah razı olsun. Karısı bizim başımız. Amin inşallah. Kardeş çok sanırsam ben çok kısmetli bir döneme giriyorum. Yarın baloğa çıkacağım. İsterseniz siz de gelin. Bakarız. Kısa gidelim mi çocuğum? Bak derbeder oldun. Açılırız iyi mercan yapar bu araba. Olur. İyi gideriz. Çay elinden öteye gidelim yali yali. Gidelim yali yali. Gidelim yali. Sırtındaki sepetim ben olayım ha mali. Ben olayım ha mali. Ben olayım ha. Tamam mı? Dediklerimi iyice anladın mı? Tamam lan. Deneyeceğim yalım. Tamam. Ben artık gitsem iyi olacak. Malum. Ha. Bak. Şunu sakın unutma. Şimdi gitsem de aklımı sende bırakıyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki başka hiçbir şeye benzemiyorum. Ben de seni. İşte bu. Yarın yepyeni bir gün olacak. Güven bana. En azından seninle benim için. Allah Allah. Kalbim duracaktı vallahi. Ondan değildir o kalp çıkması. Ferit'tendir. He. Biz de yaşıyor mu diye merak ettik zaten. He. Siz alay edecek birini arıyorsanız açın aynada kendinizle alay edin. Yok kız ama. Vallahi dalga geçmiyoruz. Hatta benim sana böyle bir sarılısım geldi de. Ferit kadar cızırtıcı olur mu onu bilemiyorum. Ondan. Deli ya. Hadi gelin içeri gidelim. Nasıl ya? Gençliğinden beri hiç gitmedin mi kız kumuna? Yok gitmedim. O zaman da zaten bir kere gidiverdim. Ya Allah'ım yarabbim ya. Kız kumu dediğiniz yer şu, yahın yani şuracık ya. İnsan bu güzellikte mahrum eder mi kendini? Hadi ben genç kızlığımda bir kere gidiverdim. Bütün kadınların çoğu bir kere bile gitmemiştir oraya. Ha? Biz de onu diyoruz işte. Toplayalım bütün kadınlar meclis üyelerini götürelim kız kumuna. Yani gerçekten yani ya. Garibanlar hayatlarında bir kere şu kız kumunu görsünler diye ölüp giderler belki yani sevaptır bak. Hem o çınarın etrafında böyle cılgınlar gibi dönüp durun. Vallahi üstünüze kusarsın. Dönmeyin o kadar o çınar etrafında. Emine ne der? Kurallar konusunda çok kızıldım. Çok. Sen onu halledersin bu köyün kraliçesi. Halledemeyim.
Tamam halledersin ya. Halledersin yani. Hallederim. Hallederim ben. Hadi gidelim. Hadi kız kumundan gidelim. Beni de tut kalktı. Hadi iş başa düş. Götürek koyar. Kız kumundan gidiyoruz. Kız kumundan gidiyoruz. Kız kumundan gidelim. Kız kumundan gidelim. Emine! Kız kumundan gidiyoruz. Kız kumundan gidiyoruz. Yine sallanma düşeceksin ya. Oğlum siz ne gudubet adamlarsınız la? Oğlum sabah beni geldiniz beni de kuruttunuz ya. Sabahtan beri balık vurmuyor la. Hey Allah'ım. La hevla ya. La hevla ya. Tamam mı? Hadi. Oh. Nasıl bir şey bu? Çok ağır bu ya. Ay. Ana. Lan yavaş. Bu ne ya? Ay. Ay Allah'ım ya. Koy şunu Fredo koy. Ay. Koy ya şunu. Bu nedir bu ya? Bu kuş nasıl kuştu bunlar? Anlamadım böyle kuştun. Şunu içine etmişler ya bütün minibüsün ya. Bitirmişler minibüsü ya. Lan Emine geliyor çaktırmayın. Ne oluyor o? Ne bağırıp durun lan? Ya muhtar ne olacak? Baksana Eminönü meydandaki bir şey umumi helalara dönmüş yani. Bu kuşların altına vallahi bezlemek, bez bağlamak lazım kuşlara. Ben sana demedim mi? Al götür bunu buradan diye. Beni dinlemiyorsun, anlamıyorsun. Ne edem? Benim biraz işim var. Geldiğimde bu minibüsü burada görmek istemiyorum ona göre. Tamam mı? Nereye götürürsen götürüver. Dokanmayaydın iyiydi gösterirken. Nenem ben gidiyorum. Güle güle, güle güle. Kuşların avukatı mı ya bu? Böyle hareketler. Bak vallahi billahi bu kuşlarla konuşuyordur. Kuşlara bu yaptırtıyordur. Ben şüphelendim bundan yani. Kenafir gözlü muhtar ya. Ya sen bir piyango bileti falan mı alsan acaba? Bu nedir abi ya? Bu kadar da olmaz ki. Hakikat lan millete bir tane yapıyor. Millet hemen bilet alıyor. Alabilir ha, alabiliriz. Allah cezanı versin. Bu yapışmış bayağıdır var demek ki kuş. Bunlar ne yemiş bu kuşlar ya? Ferdo çabuk yıkayak bunlar üstüne yapışır bak bunlar. Ferit, lan bana telefonu ver. Nahide'yi bir arayın. Kadınlar meclisini toplasın, buraya getirsin. Emine duymadan gel. Tamam, tamam hadi ver. Hadi Ferdo, bunu da yıkamamız lazım. Olmaz bu, yapışmış bütün şeyler. Nahide! Gözüm, kolay gelsin. Ben gidiyorum. Baba, bir şey diyeceğim sana. Koptegerler aradılar. Bu minipüs olayını tatlıya bağlamak için bizim kadınlar meclisini bu minipüsle gezdireceklermiş. Hah, bak onu iyi düşünmüşler. Kadınlar da azıcık anlasın minipüsün adam yemediğini. Baba, Koptegel dedi ki sen de geziye gelirsen kadınların başında durursun. Yani onlara göz kulak olursun dedi. İyi Koptegel dediyse girebilirsin tabii canım. Zaten ben de bugün Bay Erol'la beraber iş yerine geçeceğim. İş yeri mi? Darla. Tamam baba, kolay gelsin. Hadi sana da kolay gelsin kızım. Allah'a emanet ol. Güzel gezmeler diliyorum sana ben. Öpücüğe bakın babaya. Dur. Ana, Türk taraflı mı oldu? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Erol, Bay Erol. Neredesin? Geldim. Anam. Ya Rabbim ya. Ulan bir günde doğru dürüst bir yerden çık arkadaş ya. Hadi işimize gidelim, yoruk. Tövbe ya Rabbim. Kolay gelsin. Sağ ol kızım, sağ ol. Bak şurada da var bak. Ferdo ben aftapot değilim. 10 tane kolum yok yalnız. Yavaş yavaş yapıyorum zaten. Çek elini, çek üstün başın batarya. Çık oradan Ferdo. Çıkıver, telefonu çağırıyor Ferdo. Çıkıver oradan ya. Alo. Birinci etap tamam. Babam izin veriverdi. Çok güzel. Hadi gel, meydandayız. Tamam, hemen gelip durun. İşlem tamam mı lan? Tamam valla, geliyor ekip. Gelecek tabii. Daha bak, kıyamı da unutma ha. Ben bu kıyamı unutmam da, sen de beni kızla baş başa bırak yani. İkide bir araya girip hattı koparıyorsun. Umarım yüzüme vurup durma ya, Allah Allah. Yani kız, hoşlukta mı kızdı? Ben öyle şey yaptım yani. Neyse, artık dünya arif bacım yani. O kız sende. Enişteki güvensen gerisini merak etme sen ha. Eyvallah. Hale bak ya. Ay. Ay. Oh enişte.
Enişte, günaydın. Günaydın. Ay vallahi kemiklerim yerinden oynamıştı karavanda. İyi ki burada uyumuşuz dün gece. Neyini beğenmiyorsun karavanın? Neticede o bir karavan enişte. Küçücük, daracık bir yer yani. İyi, sen o zaman burada kal. Aman enişte, sana da bir şey söylenmiyor. İyi ki bir oruç tutuyorsun. Sinirlerin tepene çıkmış yine. Tamam, konuşma o zaman. Tamam, konuşmayayım. Enişte, kaptagerler gitti mi? He. Ha, iyi. Üst kattakiler uyandı mı? Ne, hala uyuyorlar. Ben de kalktım gittim, gazete aldım. Memlekette neler olup durur ona bakardım. Aman enişte, bakınca sanki bir şey değişiyor. Şş, kız, kakit baş yerde teşelen hadi. Oğlum yavaş, bastırtma nasıl? Cıdacan lan minibüsü. Amma kıymetliymiş minibüsün ha. Erdoğan hep şey konuşmak ya. Bu kıymetli de bu benim her şeyim. Güzelim benim ya. Beni Bartın'a koyun şeyin meydanına. Lütfen ya. Tamam tamam. Oh Allah. Kızım benim. Bir görseniz o kadar güzel ki. O kadar güzel ki suyun üstünde insanlar yürüyüp durur. Hakikaten diyordu. He. Ben genç kızlığımda gitmiştim ömme, suyun üstünde yürüyemedim. O günden beri içimde ukde kalıverdi. Vallahi ben hiç gitmedim ömme, çok merak edip durum. Ben de bu köyden hiç dışarı çıkmadım ki. Ne olacak kız, ölümlü dünya. İnsan yaşadığı sürece oralara gitmeli, görmeli ya. He, insanlar nereden gelip durur buralara? Kadınlar giden mi kız? He, gidelim. Bir kereden bir şey olmaz. Giden de görüverem acık. He, hadi gidelim. Hey, hadi vakitlice gidip de dönek gari. Hadi. Hepine duymadan. Biz kadınlar kabul edip dururuz. Geliyoruz biz de. Tamam ya, vallahi ben sizin için felaket şekilde temizledim benim. Hadi atlayın bari, atla. Geç. Ne diyorum? Üçte açıl susam açıl. Bir, iki, üç. Açıl susam açıl. Gel Yenap, gel. Ya. Hadi kadınlar. Ayakkabılar silindi değil mi ayakkabılar? Kaldır mı ayağını? Güzel. Tamam geç. Geç. Sen kimin kızısın? Ay kızım. Küçük sandım ya böyle şey yapınca. Açıl. Küçük kızlar şey değil kızlar. Hadi yavaş yavaş, koltuklara yavaş oturun. 10 saat oldu hadi. Sağ ol Ferdo. Hadi kızlar. Bismillah. Nerede Coşku? Hadi bak hadi. Biz de ona şaşırmadık ki, bütün kadınlar toplandılar, gittiler. Vallahi indi ben de ona şaşırdım. Mübarekler pek bir neşeli gidiverdiler. Maşallah de lan, maşallah de. Maşallah diyiverem de başlarına kötü bir şey gelivermez inşallah. İnşallah. Hadi hanımlar hadi ya. Böyle durmayın, olmaz ya. Dur bakayım. Kızlar biraz oynayalım, biraz. Hadi bakalım, hareket. Ha he, ha he, 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 he. Vallahi helal olsun, neler var ya.
Dur bakayım. Şişt, Erdo, şu takla. Bir dakika, bir dakika. Bak oraya. Hop'ta Yer Turizm, anonim, Militef ŞT'nin değerli hanım yolcular, hoş geldiniz. Evet, şu anda sol yanımızda Nadine koylarımızdan Kız Kumu'nun yanından geçmekteyiz. Gerçekten siz de çok şanslısınız. Dünyanın dört bir yanından gelen herkesle aynı yerdesiniz şu anda. İlk gün neferine de bir teşekkür ederek sizleri dört duvar arasından kurtarıp buralara kadar getirdiler yani. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hadi lan Ferdo, hadi. Gel nenem, gel. Allah! Hadi Ferdo. Gel, sen gel. Buraya. Al sana Kız Kumu, hadi. Sağ ol komple, gel. Hadi, hadi. Hadi. Takımını al bak, takımını al kendini. Takımını topla ya. Hayret bir şey ya. Bana bak, sırayı açmayın çok. Ufaklığı da alın bak, bak kaybolacak bu. Ufaklığı öne alın ya. Nasıl çılgın gibiler, şundan haline bak ya yavrum ben. Ebem gel. Ebem! Ebem devam et Ebeciğim sen de. Devam et onlarla, ayrılma gruptan. Ayağına vursun azıcık enerjin. Çok güzel, kopta gel. Oh. Can can ya. Allah oldu. Ne Ferdo? Sen. Günü de al biraz size, hadi keyfinize bakın. Dolanın, ben çiğli nereyle şey yaparım, uğraşırım, oyalarım nereye, hadi. Şımarıklar, hadi. Hadi. Nena! Gel, gel, bak sana ne aldım ya. Over Fırat aldım, gel. Bu ne lan? Ya deniz saksısı, bununla gezdireceğim seni, gel ya. Say mı lan? Ya tabii say, yalan mı söyleyeceğim sana, gel şuraya. Emmet. Ben yüzme bilmiyorum. Ya iple geldim, iple ben seni tutacağım, korkma ya. Sen bana güvenmiyor musun? Gel. Güveniyorum lan. Gel, gel. Geldim lan. Geldim. Gel. Ya şunlara baksana, ne güzel eğleniyorlar ya. Çok güzel oluverdi, biliyor musun? Kadınlar artık hayat boyunca unutmazlar bu anı. Bence de. Ama bizim de hayatımız boyunca unutamayacağımız bir şeylere ihtiyacımız var artık, değil mi? Neymiş o? Çok merak ediverdim. Mesela düğünümüzü burada yapalım. Düğünümüzü mü? Evet, tam burada. Kumsal düğün, Kız Kumu'nda. Çok güzel olmaz mı? Bu evlenme teklifi mi? Evlenme teklifi? Ha yok, hayır. Sadece ileri dönük bir plandı. Yani benim evlenme teklifim daha başta öndürücü olacak, merak etme. Ya benim de dünden beri zaten başım iyice bir dönüverdi. Ya sen de fazla üstüme gelme artık. Ben sana başını döndürecek daha ne güzellikler yaşatacağım. Sen hiç merak etme. Hadi gel. Dur bakalım he. Ah dur, geldim dur. Dur ah. Böyle bineceğiz şimdi, gel. Size bastım ya. Sakin ha. Otur kendini geriye ha. At kendini geriye. Ne bak ha. Dur bakalım, buna bitireceğim dur. Dur dur dur. Lan sana şimdi ya, yumbalarla girdim valla. Dur dur. Dur dur ya dur. Şöyle git geriye lan ha. Hadi git, hadi ha! Ne yapalım, itmenden hadi ha! Hadi bakalım. Rahat rahat, eğlenme ama. Bütün güvenin hadi ha! Hadi!
kadınıza. Ferit koştan boğuluyor kadınlar, koş. Hayda, ne oluyor lan? Eyvah, birine bir şey olursa yanarız. Yetin kopta gel, yetin. Ana, ana ben de gidin. Ay delin, ay delin. Allah, canınızı almasın. Haydi, haydi, çık. Anne, sen ne adı ya? Yürü. Gel. Ya tamam yürü ya. Hayret bir şey ya. Oturun şöyle nefes al. Suyundan falan var mı içinizde? Gel. Ay. Dur nene. Vallahi ben anlamam. Kız dümdüz gidin dedik. Dümdüz karşı. Sağına sola bir de ele bassın. Ne haydi sen ya? Kopta gel. Ben boğuluyordum ama bilip durumun sen ya. Sas kas. Küçük nerede küçük? Ha? Neyse verilmiş sadakamız varmış. Beni bakın kadınla. Bu olayı hiç kimseye anlatmayın. Yoksa bize demedikleri kalmaz. Bir daha bize hiçbir yere gitmemize izin vermezler. Oldu mu? Aman deyin kadınlar. Tamam. Kimseler duymasın bunu. Kimseler bir şey demeyeyim engel. Allah canını almasın. Oğlum yandık lan şu anda. Yandık lan. Eksik var oğlum. Ne oldu ya? Ben saydım işte. Eksik yok. Lan neyini saydın? Bunları boş ver. Neden şuradaydı? Ne? Vallahi yok ya. Vallahi şuraya koydum. Gel lan şurada. Deniz aldı kadını ya. Allah'ım ya.